Kıymetli hocalarım, kıymetli öğrenciler, sevgili sanatseverler, hepiniz etkinliğimize daha hoş geldiniz. Bugünkü etkinliğimiz baskı grafik karma öğrenci sergisi. Bu sergi kıymetli doktor öğretim üyesi Taylan Güvenilir hocamızla, kıymetli öğretim görevlisi Özlem Coşkun hocamızın lisans seçmeli sanat atölyeleri ve yüksek lisans öğrencileriyle oluşturdukları bir karma sergi, bir baskı resim sergisi, yanlış söylemiyorsam, değil mi hocam? Doğrudur, evet. Sergi doktor öğretim üyesi Taylan Güvenilir ve öğretim görevlisi Özlem Coşkun koordinatörlüğünde Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Lisans Seçmeli Sanat Atölyeleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü resim yüksek lisans öğrencileri tarafından oluşturuldu. Bu serginin katılımcıları Ali Onur Öğümsöğütlü, Ayhan Ay, Berkay Binbaşıgil, Cansel Ayhan Altıkardeş, Beyza Özgüçlü, Dilek Özpay, Doğan Özbakış, Dönetop, Funda Çalışır, Hülya Gül Kızıltaş, Hüseyin Aliko, İlayda Demir, İslim Özcan, Kemal Kara, Kübra Orak, Kübra Yıldırım, Mehmet Bulut, Mehmet Kaplan, Mehmet Sadık Abacılar, Melike Nur Mucuk, Müberra Avcılar, Mücahit Kaya, Nail Özdemir, Nazlı Can Erbil, Nurgül Aydın, Onur Tıraş, Ömür Dinek, Özge Özpamukçu, Perihan Baş, Rabia Görkmen, Rabia Rahime Tahta, Seda Delen, Sema Nur Yavuz, Sevda Kılıç, Seyfullah Yüz, Şevval Özmerkürt, Şeyma Nur Bilgin, Ulaş Sızmaz, Veysel Yeşilyurt, Yasemin Demircan, Yusuf Pehlivan, Zehra Şen ve Zeynep Çakır hepsini okumuş oldum böylelikle. İle birlikte 43 katılımcıdan oluşmakta. 14 Haziran 2021 tarihiyle 14 Temmuz 2021 tarihleri arasında gezilebilecek bu sergimiz. Dilerseniz sergiye geçelim ama öncesinde açılış konuşmaları için ben hocalarıma söz vermek istiyorum. Aramızda kıymetli Profesör Doktor Mustafa Cevat Atalay hocamız var. Ben dilerseniz Mustafa hocamla önce başlamak isterim. Tabii ki. Hocam. Merhaba arkadaşlar. Merhaba değerli hocalarımız. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Hepinizi tebrik ediyorum. Öncelikle hocalarımızı tebrik ediyorum. Bu okullar kapanmasına rağmen faaliyetlerini, etkinliklerini aktif olarak devam ediyorlar. Bu da ne kadar faal bir bölüm olduğumuzu da gösteriyor. Tebrik ediyorum. Öğrencilerimizi de çok tebrik ediyorum. Umarım güzel bir sergi olur. Her şey güzel olur umarım. Tebrik ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Nazik sözleriniz için. Şimdi sözü kıymetli doktor öğretimiz Taylan Güvenilir hocama vermek istiyorum. Hocam buyurun. Teşekkürler. Öncelikle Ayhan hocamızın selamı var. Teknik bir sorundan dolayı giremedi kendisi. Onun selamını iletmek istiyorum. Sonra da çalışmalar öğrencilerimizin bir yıllık emekleri sonucunda ortaya çıkmış çalışmalar. Güz döneminin başından bahar döneminin final zamanına kadar yaptıkları çalışmalardan oluşuyor. Açıkçası ben çok gurur duyuyorum. Çok güzel çalışmalar var. Ve hepsini de bir arada görünce farklı etkileri oluyor. İşte bu yüzden sergilerin, fiziksel sergilerin önemi de ortaya çıkıyor. Fakat şu an bu fiziksel sergileri yapamadığımız için elimizdeki en iyi mecra olan araştırma görevlisi Bekir Baba'nın da büyük katkılarıyla hayata geçirdiğimiz SBK ortamı var. Buradan Bekir'e de çok teşekkür ediyorum emekleri için. Ayrıca İbrahim sana teşekkür ediyorum. Güzel sunumun için, girişin için. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Sergi güzel. Gezecek hocalarıma ve öğrenci arkadaşlarımıza şimdiden iyi seyirler diliyorum. Çok teşekkürler hocam. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere kıymetli çalışma arkadaşım, öğretim görevlisi Özlem Coşkun hocama söz vermek istiyorum. Teşekkür ederim İbrahim Hocam. Öncelikle serginin organizasyonunda yer alan emekleri için Taylan Hocama, kurulumu açısından yardımcı olan Bekir Hocama ve
her sergimizde olduğu gibi sergilerimizin sunumunu gerçekleştiren sana çok çok teşekkür ediyorum hocam. Ve hem öğrencilerimize hem de bizleri yalnız bırakmayan tüm katılımcılara, şu an burada bulunan tüm izleyicilere çok teşekkür ediyorum katılımlarından ötürü. İzniniz olursa ben de Özgün Baskı Atölyesi olarak, atölyeleri olarak bugüne kadar ne yapıyorduk, bu pandemi sürecinde ne yaptık, çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bir nevi bir öz değerlendirme yapmak istiyorum. Öncelikle evet, bu sergi sadece pandemi dönemi işlerinden oluşmuş olan bir sergi. O yüzden Özgün Baskı Resim Disiplini hakkında bilgisi olan izleyicilerimiz için karşılaşacakları işler biraz farklı gelecek. Çünkü genellikle biz Güzel Sanatlar Fakültemiz Özgün Baskı Resim Atölyesi'nde Özgün Baskı Resim Disiplini'nin çok teknik bir disiplin olarak biliyoruz ve en temelde üçe ayrılıyor. Yüksek, çukur ve düz baskı. Bizim atölyemiz yüksek ve çukur baskı tekniklerinin hepsine uygun bir atölye. Her türlü teknik alet, materyal ve sarf malzemesine sahibiz. Öğrenciler bu atölye kurulduğu günden beri, seçmeli derslerin arasında yer aldığından beri her geçen yıl daha fazla artan oranda tercih ediliyor. Bunun en büyük nedeni, dediğimiz gibi, özgün baskı resim disiplininin çok teknik bir branş olması ve yardımcı çok fazla malzeme ihtiyaç olması. Öğrenciler mezun olmadan, öğrenciyken fakültede bulunan bu atölyenin her türlü imkanlarını değerlendirmek ve deneyimlemek istiyorlar. Aynı zamanda bu tekniklerden en az birkaç tanesinde ustalaşmak ve yetkin olmak istiyorlar. Portfolyolarında bulunsun istiyorlar. Bu bilinçle bu seçmeli dersi seçen öğrencilerimiz pandemi sürecinde ister istemez inanılmaz derecede bir demoralizasyon sürecine girdiler. Çünkü okuldan ve bu malzemelerden uzaktık. Nedir bu malzemeler? Çok kısa saymam gerekirse, ellerinde ne baskı presleri var, ne merdaneleri var, ne matbaa mürekkepleri var, ne materyallerine uygun şekilde oyma uçları, asit tankları, kurutma rafları. Hiçbir şekilde ev ortamında hayal ettikleri ölçüde, hayal ettikleri teknikleri öğrenmeye yetkin bir durumları yoktu. Biz bu durumda ya kaderimize küsecektik bu atölye dersi olarak, sadece teorik olarak onlarca tekniği öğrenip bekleyecektik pandeminin bitmesini, ya da resim öğrencileri olarak alternatif baskı tekniklerine, normalde müfredatta yer almayan baskı tekniklerine yer verecektik. İşte biz de birazdan beğeninize sunacağımız sergimiz ne gravür, çukur baskı, ne linol, ahşap gibi yüksek baskı tekniğiyle oluşmuş işler değil. Monotip adı verdiğimiz bir başka deyişle, normalde baskı mantığının özünde çoğaltılabilirlik durumu vardır. Temel olarak bir kalıp, o kalıbın aktarıldığı bir yüzey, aktarılacak bir baskı, baskının özünü oluşturur. Ve doğal olarak çoğaltılabilirlik durumu. Baskı resim çeşitleri içerisinde en fazla resim tekniğine uygun, hatta başka bir adla monotip baskı şöyle adlandırılır: baskı resimcinin pentürü ya da ressamca baskı olarak da adlandırılır. Çünkü çoğaltma tekniğine uygun değildir. Monotip sanatçısı tasarladığı işi düz bir yüzey üzerine resmeder ve bunu bir başka yüzeye aktarır. İkinci bir baskıyı almak bile neredeyse mümkün değildir. Genelde ikinci alınan baskılarda İlk baskıya nazaran çok silik ve hayalet baskı şeklindedir. O yüzden sergimizde daha fazla resme yakın, öğrencilerimizin gerçek bir resim öğrencisi gibi daha fazla çizgi, leke, doku, daha fazla pentür arayışına girdiği, oldukça yine kendi içinde teknik farklılıkları olan monotip baskılardan oluşan bir sergi izleyeceksiniz demek istiyorum. Bu süreçte ev ortamında gerçekten bu denli yoğun bir uygulama dersinin hakkını fazlasıyla verdiklerini düşünüyorum. Üstelik hayal ettikleri uygulamaları deneyimlememiş olmalarına rağmen büyük bir çaba gösterdiler. Hepinizin huzurunda hepsini tebrik ediyorum.
ve sergi için iyi seyirler diliyorum. Çok teşekkür ederim Özlem Hanım. Özlem Hocam. Özür dilerim. Bu bara çok yabancı insanlarla diyalog kurdum. O yüzden dilime yapıştı. Başlamadan önce ben Özcan Hoca'nın da tebriklerini iletmek istiyorum. Kıymetli doçent doktor Özcan Demir hocamız hem dekan yardımcımız Güzel Sanatlar Fakültesi'nin hem de radyo, televizyon ve sinema bölümü başkanı. O da teknik bir durumdan dolayı okulda internetin aksaklığından dolayı giremedi ama tebriklerini iletiyor. Bunu da size ilettikten sonra sergimize geçmek istiyorum. Serginin seyir sürecini ben yine Özlem Hocam ve Taylan Hocam'la eğer öğrencilerimiz de katkı sunmak isterlerse onlarla bir diyalog şeklinde yürütmek istiyorum. İlk eserimiz Ali Onur Öğümsoylu'ydu. 48.369 ki eseri 12'ye 16 santimetre dijital bir çalışma. Çalışma sanırım harfler nasıl tanımlayacağımı bilemedim. Deneysel tipografi. Deneysel karakterlerin imgeye çevrilmesi. Sanırım burada Ali de katkı sunabilir eğer aramızdaysa. Değilse ben hocalarından katkı. Öncelikle ben bir şeyler söyleyeyim. Eğer Ali buradaysa tabii ki çalışmasını kendisi de anlatsın. Ali yüksek lisans öğrencilerimizden birisi. Benim danışmanlığım altında çalışan bir öğrenci. Bu çalışma deneysel tipografi dersimiz kapsamında yapıldı. Malzeme sınırlaması olmadan ellerindeki bütün materyalleri kullanabilecekleri bir şekilde. Özellikle öğrencilerimizin resimci olduğunu düşünürsek genel olarak işte tuval veya benzeri yüzeyleri akrilik veya yağlı boya gibi malzemeler kullanarak tipografinin getirdiği o sonsuz tasarlama şeyleriyle resimsel bir şeyler yaptırmaya çalıştım ve çok güzel çalışmalar çıktığını düşünüyorum. Ali'nin teknik yani bilgisayar işte sayısal ortamdaki teknik yeterliliğinden dolayı kendisi dijital bir çalışma yapmayı tercih etti. Yanlış hatırlamıyorsam 48.369 rakamının da kendisi için özel bir anlamı var. O yüzden çalışmasına bu ismi koydu. Eğer Ali buradaysa buradayım çalışmasını... isterseniz o rakamları... Sözü sana bırakıyorum Ali, sen... Ali, ortamın uygunsa seni de görebilirsek mutlu oluruz. Ortamım aslında uygun da şu an gösterebilmek için birazcık şey yapmam lazım. Bekletmem tamam. Lazım. Tamam, sen devam et. Tamam. Buradaki rakamlar, ben kısaca kimsenin zamanını almadan kısaca bir anlatayım. Öncelikle bu sergide emeği geçen bütün hocalarıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Burada bu rakamlar benim için ölümü temsil ediyor. Bu rakamların bulunduğu yer 2 yıl önce kaybettiğim babamın mezarının üzerindeki rakamlar. Bu rakamlarla aramda duygusal bir bağ oluşturdum. Şöyle bir duygusal bağ oluşturdum. Hani insanlar için bakınca bu rakamlar bir anlam ifade etmeyebiliyor. Ama benim için bu rakamlar tamamen görünce bana ölümü anımsatıyor. Bu yüzden kendi içselleştirdiğim şekilde bu rakamlar bağlamında çalışma düzenliyorum. Bu deneysel tipografide de böyle harflerden, rakamlardan oluşturabileceğimiz bir işler olacağı için ben de kendi içselleştirdiğim bir rakamı seçtim. Bunun üzerinde oynamalar yaparak, çalışmalar yaparak kendi hislerimle, duygularımla yine hareket etmeye çalıştım. Ölüm herkes için üzücüdür. Bu zamana kadar da hep zaten edebiyatta ve mitolojide bunu anlamlandırmanın yollarını aradılar birçok kez. Bunu anlamlandırmanın en büyük yolu öğrenmekten, deneyimlemekten geçiyor. Yaşadıkça öğreniyoruz, öğrendikçe de anlamlandırıyoruz diyelim. Böyle bir çalışma gerçekleştirdim. Seyirinize sunum. Teşekkür ederim. Teşekkürler sevgili Ali.
çok güzel açıkladın. Sanırım dead kelimesiyle bir de baba anlamına gelen dead, evet, sesleştiğini bir arada kullandığını zannediyorum. Doğru. Hem de burada aslında bir kimlik problemi de işaret ediyorsun. Bir isimle bir rakam arasında ya da toplama kamplarında ya da mahkumlara verilen rakamlar, evet, yani tasnif etmenin de bir canlıyı, ismi olan, kimliği olan, duygusu olan, değeri olan bir işaretin, bir öznenin rakamlarla işaret edilmesini bir yerde hem değersizliğini hem değerini iki tarafta dengelemişsin gibi, tartışmışsın gibi düşünüyorum ben de. Gerçekten de bu açıdan düşündüğümüzde iş bize hem mitolojiden bahsettim hem de o insanlık tarihindeki ölümle olan ilişkisinin üzerine uzun uzun konuşulabilecek, tartışılabilecek bir çalışma oluşturmuşsun. Tebrik ediyorum ben. Teşekkür ediyorum. Bu çalışma bir tane mi yoksa devamını görecek miyiz? Bir tane daha var. Bir tane daha. Bir tane daha istiyoruz şu anda. Yine rakamlar, harfler. Burada daha belirgin dead kelimesi, yani baba anlamına gelen dead kelimesi daha belirgin olduğunu görüyorum. Ve bu sefer diğerinde harfler, sarı lekelerle harfler oluştururken bu sefer burada sarı lekeler rakamları oluşturuyor. Evet. Birbirinde devam eden nitelikli çalışmalar. Teşekkür ederim. Bu açıdan şurada delikler görüyorum. Bunlarda bir şey var mı acaba? Oradaki yoksa kağıtta hani zımba gibi bir şey var. Kağıt delmek için kullanılır. Oradaki küçük bir felsefe var hocam. O insanın içinde açtığı yaralardan, o küçük parçalanmalardan, kopukluklardan esinlenerek koydum birkaç delik. Ben tebrik ediyorum. Bu arada sergi biçiminde belki işler üzerine bir kısa bir söyleşi de yapılabilir hocalarımla birlikte. Sizler de katkı sunabilirsiniz. Bir sonraki izninizle bir sonraki esere geçiyorum. Ali çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sıradaki eser Ayhan Ay. Sanırım Exlibris. Exlibris'in kısaltması değil mi hocam? Evet. 13-15 ölçeğinde şablon baskı olarak tasarlanmış bir baskı resim. Resim yine kendi içerisinde tipografik elemanlar barındırıyor. Ve Ayhan burada mı hocam? Bize Exlibris hakkında bir bilgi, evet, belki Ayhan kendisi burada vermek ister. Ayhan katılırsan seviniriz. Merhaba hocam. Merhaba, merhaba, buyurun. Öncelikle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hem zorlu süreçte bir fırsat sunduğunuz için. Özellikle de baskı dersinde çok zorlu şartlar altında çok çok iyi işler çıkardı. Gözlem hocam gerçekten bizim üzerimize çok emeği var. Hem sabrı hem de deneyim üzerine. Bu çalışmayı eksimiz olarak tasarladım. İlk duyduğumda kelimeyi açık konuşmak gerekse benden olduğunu bilmiyordum. Yani ben yani okulumda birçok şeyi yeni yeni öğrenmeye başladım. Araştırdığımda Exlibris en fazla 15 santim, uzunluğu 15 santim olmak kaydıyla kitap severlere bir kuruma, bir şahsa hitaben tasarlanmak kaydıyla isminin ve Exlibris kelimesinin içinde geçecek şekilde tasarlanması gereken bir kompozisyon. FNA'nın kitaplığı olarak geliyor. Burada bir kamış, arkasında da Exlibris yazısını tasarlarken de şöyle düşündüm, şu şekilde. FNA benim ilk sanat hocam, Hüsnü Hat hocam, Filiz Nur Atalan, bugün bu fakültede okumama vesile olan, yani hayata karşı birçok şeyde hayata tutmama vesile olan kişi. Yani gözlerim, o zaman da rahatsızlıklarım çok fazlaydı. Yani sürekli beni belediyenin kurslarına çağırırdı. Gel, mücadele et, bırakma. En son bir ara yine bırakmıştım, hatta yine pes etmiştim ama beni telefonla aradı, dedim. Yani gözlerim kapalı gidemiyorum dedim. Hocam da dedi gel kamışın zikrini dinle dedi. Hiçbir şey yapmanı istemiyorum dedi. O zaman düşündüm kamışın zikri ne olabilir ki? Yani gittiğimde bana nasıl bir faydası olacak? Zaten göz yok.
Gittim sadece sınıfta oturuyorum ama herkes böyle hat yazıyor. Meşk eder derler onlara da. Böyle sürekli bir ses geliyor. Kamışın ucu doğru kesilmişse, kağıt da düzgün bir şekilde harlanmışsa, kamış düzgün yazdığı için sürekli ses çıkarır. Yani o sesi duyduktan sonra hafif böyle bir gözlerimi aralamaya başlamıştım. Hocam da fark etmişti sağ olsun. Kendisi de benim üzerimde çok emeği var. Aslında çok basit ve sade bir kompozisyon gibi duruyor ama yani bir kamış bir insanı hayata tutturabilecek seviyede bir odun parçası belki de. Onu ithafen yaptım İbrahim Hocam. Bu kadar söyleyeceklerim. Çok teşekkürler Arhan. Bir önce Ali'nin ölüm üzerinden yola çıktığı resmin akabinde bir doğumla ilgili belki burada bir eser söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Yeniden doğuş anlamında. Belki de bu da insanlığın neden ölümle doğum arasında hep başlangıçtan beri gidip geldiğini bize sorgulatabilir. O açıdan kıymetli bir çalışma. Teşekkür ederim. İkinci çalışmada yine eksiliptis olarak tasarlanmış. Evet. Bu eksiliptisi de hocam müsaadenizle anlatabilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Buyurun. Beni güzel sanatlara hazırlayan Melek hocamın ithafen yaptım. O sıralarda kendisi hamileydi. Bu da onun o sırada dünyaya gelen kızı. Yani ben o sıralarda çok böyle bir karamsarlığa girdim. Çünkü tam sınava da hazırlanamıyorum. İkinci girişim. Antep'ten başka da bir yeri deneme şansım yoktur. Yani şehir dışına çıkma gibi bir lüksüm yok. Dedim herhalde Melek hocam beni yarı yolda bırakır. Yani sınava da hazırlanamam dedim ama o şartlara rağmen bırakmadı. Sadece bir hafta bir boşluk verdik. Ondan sonra hiçbir şey de talep etmeden karşılığında beni yalnız bırakmadı. Sizlerle buluşturdu. Kendisi de benim için çok değerli bir hocamdır. Melek Kaman Aslan. Onun kızının silüeti gibi bir şekilde tasarladım. Şablon baskıyla yaptım hocam. Biraz zor oldu ama aralarda böyle küçük fırça müdahalelerim de var dürüst olmak gerekirse. Çünkü çok ince işçilikli bir çalışma. Beni de biraz yordu açıkçası. Bu çalışmayı da onu ithafen yaptım İbrahim hocam. Çok güzel. Hem kendi bebeği sanırım. Onun evet. bir imajı. Böylelikle onu da hatırlamış oluyoruz buradan. Sanırım bu şekilde de uzun bir süre, belki yüzyıllar olacak, belki daha fazla bu eserler korundukça hatırlanacak bir isim. Bir sonraki çalışma Ayhan Ay Otoportre 50'ye 70 2021 şablon baskı olarak tasarlanmış. Burada da biz Ayhan'ı görüyoruz. Bu çalışmanın bende yani özel bir anısı var hocam. Siz de biliyorsunuz biz sürekli atölye hocası değiştirdik. Yani belki de resim lisans bölümünde en talihsiz grup olarak biziz. Ama çok şükür ki Cevat hocamız gibi bir hocayla tanıştık sonradan. Bu da ayrı bir mutluluk. Bu süreçte Özlem hocam bize baskı derslerinde kompozisyon, resim, renk, leke bu tarz yönelimlere karşı çok bilgi verdi. Bu çalışmayı da ona göre düşündüm, yaptım. Aslında çok basit bir çalışmaydı. Hatta Özlem hocam atarken dedim herhalde bunu beğenmez. Çünkü çabuk bitti. Çok da uzun sürmedi. Şablonla hemen kısa kısa kestim iki katmanlı bir şekilde yaptım. Ama çok beğendi. Üstteki boşlukları falan iyi ayarlamışsın dedi. Yani bundan sonra bana bir özgüven verdi Özlem hocam açıkçası bu çalışmadan sonra. Ondan sonra yani kendim için değil de yani bana değer veren hocalarıma mahcup olmamak için çalışmam gerektiğini düşündüm. Bu da öyle bir çalışmam oldu İbrahim Hocam. Çok teşekkür ederim Arhan. Sevgili Ayhan'a teşekkür ediyoruz hepimiz. Hem kendi mücadelesinden dolayı teşekkür ediyorum. Hem de bunu bir örnek olarak sunduğu için ve kayda geçirdiği için ben şahsım adına teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum İbrahim Hocam. İyi ki aramızdasın Arhan. Teşekkür ederim hocam. Sizler de öylesiniz. Sıradaki çalışma Berkay Binbaşıkil Ekinox isimli çalışma. Kısaltmanın ne anlamı geldiğini kendisine soracağım. MDF galiba. Evet, MDF küp üzerine karışık teknik olarak tasarlanmış. Bir üç boyutlu resim, belki üç boyutlu baskı resim diyebileceğimiz bir çalışma. Berkay da aramızda sanırım. Berkay? Evet hocam, merhabalar. Buyurun. Çalışmanın ilk önce deneysel tipografi noktasına değinmeden önce altyapısından bahsetmem gerekir. Sürenizi çok almadan. Equinox
Sümer mitolojisinin, yani bu Levant bölge olarak geçen, bu topraklarda geçen mitolojiye dayanmakta. Yaratılış destanı, Domuzi, İnanla, onların altyapısına dayanmakta. Sonrasında tabii bunları ilerleterek, geliştirerek ve dönüştürerek bir zaman aşımına uğrayarak ilerliyor. Sonrasında deneysel tipografi konusu ve başlığı altında dönüştürmeye çalıştım. Peki neden buradaki, bir üç boyutlu bir tercih var burada? Aslında diğer çalışmalarım, görseller burada vardır. Diğerleri iki boyutlu, tuval üzerine. Ama bir de farklı bir insanların deneyimlemesi için mekan içerisinde, ya bu şu an elimden gelmiyor. Bunun daha çok daha büyüklerini yapmak istiyorum. Mekan içerisinde sergilediğim zaman insanların etrafında gezip onu hissedebilmesi için şu an için bu şey diyebilirim. Örnek anladım. Diyebilirim onun. Yani iki boyutlu bir yüzeyin daha da dışına çıkmak isteyip bunu evet. Zaman ve mekan içine katarak bir deneyime, sanat deneyimine gezilebilir bakış açısı değiştirebilir. İzleyicinin de içinde olabilmesi için. Ya da dışında. Dışında. O an hissettikleriyle alakalı. Evet. Yani etrafında geziyoruz. Şu anda dışından gezmiş oluruz. Belki bunu bir iç mekan olarak da tasarlasam daha sonraki zamanlarda tam da içine katılmış oluruz belki. Evet hocam. Şu an gelişim. Söz alabilir miyim bu arada? Tabii buyurun hocam. Valla ben bu çalışmayı çok beğendim. Çok çağdaş geldi bu iş. Bence kesinlikle Berkay bunu şeye göndermeli, yarışmalara göndermeli. Belki bilmiyorum nereli Berkay. Belki bunu biraz gelenekle de ilişkilendirebilir. Bu çalışmaların bir serisini yapabilir. Çok hoş olmuş bu çalışma. Teşekkür ederim hocam. Ben de çok ilginç buldum. Hatta düşünsel böyle iki mekan, iki boyutlu mekan, iki boyutlu yüzey, üç boyutlu mekan. Hem zaten Sümer mitolojisinin de zamanla bağı kurulabilirsin. Oradaki anlatıların, işte ölüp dirilen bir tanrının sürekli bir döngü halinde anlatılmasının hem felsefik altyapısı kurulabilir hem de bunu güzel bir deneyim olarak tasarlanabilir. Bu açıdan ben tebrik ediyorum Berkay. Teşekkür ederim. Sonraki çalışma yine Equinox olarak adlandırılmış. Bu sefer tuval üzerine karışık tektir. 30-30 santimetre olarak tasarlanmış. Aynı zamanda yine deneysel tipografi çalışması olarak mı tasarlanmış? Evet hocam. Equinox'tan çok kısa bahsetmem gerekirse yılda iki kere gerçekleşen işte gündüz gece olayı bu tuvalin yazının arka planındaki aslında dağlara ve doğaya çıktığım sürekli çıkıyorum. O arada çekmiş olduğum görüntülerin kuş bakışı noktasını resmediyorum. Bu da zaten gitmiş olduğum doğa ve gezmiş olduğum yerler Sümer mitolojisinin gerçekleştiği yerler. Yani bu topraklar, Adana bölgesi, işte Levant bölgesi dediğimiz noktalar. Bunun bir diğer altyapısına baktığımız zaman da Domuzi'nin hikayesinden etkilenmiştim. Domuzi bir Sümer mitolojisinde çoban. Çalışmada sadece resmetmenin dışında ne yapabilirim de malzeme olarak mitolojiden katabilirim, nasıl bahsedebilirim diye, işte ne kullanabilirim diye düşünmüştüm. Çalışmalarımın çoğunda, hatta hepsinde Equinox başlığı altındakilerin hepsinde katran kullanıyorum. Katran çobanların işte hayvanlarının üzerinde ya da işte yara gelmesin, pislik gelmesin işte çift şeylerinde kullandıkları bir malzeme. Onu da çalışmalarımın o koyu kahverengi olan kısımlarında kullanmaktayım. Malzeme seçimi olarak hem de kavramsal olarak bu şekilde diyebilirim. Ben hem malzemeyi hem de tasarımı etraflıca düşündüğünü görüyorum. Yani evet. Bunun hem tarihsel sürecini hem de fikirsel sürecini hem de uygulama sürecini bir arada kurguladığını görüyorum. Ve başarılı bulduğunu söylemeliyim. Teşekkür ederim hocam. Diğer hocalarımdan söz almak isteyen hocalarım olursa lütfen araya girebilirler. Bir sonraki
çalışmaya geçiyorum. Beyza Özgüçlü, Art Deco isimlendirilmiş. Ve bir Gökdelen ile birlikte ışıklar arasında uçan Superman olduğunu görüyorum. Beyza yerine Özlem Hocam siz mi? Yoksa benim ben hocam... atölyemdeydi galiba öğrenci. Dördüncü sınıf öğrencilerimden bir tanesi. Serbest zamanda yaptığını düşünüyorum. Böyle bir çalışma yapmadık beraber. Büyük ihtimalle Art Deco akımından etkilenerek, biraz daha modernize ederek bir çalışma çıkardığını düşünüyorum. Tam emin olmamakla beraber bu çıkarımda bulundum. Diğer çalışmasına geçebiliriz. Eğer Beyza burada yoksa ve bir şeyler söylemeyecekse. Beyza söz almak isteyebilir belki. Eğer söz almak isterse buyursun lütfen. Bir sonraki çalışması da Mehmet Akif Ersoy. 10 kıta bir vatan lelebet istiklal olarak isimlendirilmiş. Evet. Beyza bu çalışmasını Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde öğrencilerin katılımına sunulmuş bir yarışmaya göndermişti. Herhangi bir ödül aldığımı hatırlamıyorum. Bu çalışma kapsamında yaptığı bir çalışmaydı. Mehmet Akif'in işte vektör görselini kullanarak İstiklal Marşı'nın bazı parçalarını işte tipografik olarak fona yedirerek bir çalışma çıkardı kendisi. Bu çalışma Beyza'yı, için söylenecekler de bu kadar. Beyza'yı tebrik ediyoruz. Bir sonraki izninizle bir sonraki çalışmaya geçiyorum. Cansel Ayhan Altıkardeş. Dijital kolaj olarak tasarlanmış, yeniden üretim olarak isimlendirilmiş. 21 santimetreyi 15 santimetre çalışma çığlık tablosunun biraz daha alegorik bir anlatısı olduğunu söyleyebilir. Hocalarımdan söz katkı sağlamak isterseniz hocam. Yani Cansel buradaysa kendisi çalışmasını anlatsa daha iyi olur sanki. Cansel burada mı acaba? Bizimkiler biraz daha varsayımsal oluyor. Evet. Cansel benim 3. sınıf öğrencilerimden de. Yine aynı şekilde bu çalışmayı atölyemde yapmadı sanırım. Özlem hocam yanılıyor muyum? Senin öğrencilerden hocam, değildi değil mi? Hocam tam da onu söyleyecektim. Kamerayı açmaya çalışıyorum bir yandan. Cansel bu işini sizin dersinizde öğrendiği bilgiler eşliğinde deneysel sanat dersi kapsamında yaptı. Çığlık tablosundaki karakter yerine bilindik bir isim Hayko Çepkin'i yerleştirdi. Onun kendi ifadesi gerekli. Ben daha başka bir şey demesem çünkü yanlış ifade edebilirim. İçeriğini unuttum çünkü çalışmanın. Cansel evet, aramızda değil. Ben listeden baktım. Hızlıca geçelim istersen hocam. Cansel'in çalışmalarını. Tamam. Cansel'in diğer çalışması yine dijital kolaj. Bir figürle bir leke çalışması denenmiş diyebilirim. Yani sanki bu çalışmasında biraz antikle günümüz modern figürünü birbirine kaynaştırdığını görüyoruz. Bir desen çalışmasıyla değil mi hocam? Bir fotoğraf. Evet, var. Evet. Yani o parmakların duruşu biraz sanki Adem'in yaratılışı. Evet. Dan bir şey kesit gibi geldi. O da güzel bir kolaj çalışması. Dijital kolaj sanırım. Bir sonraki çalışmamız Dilek Özpay. 1994 sanırım ismi çalışmanın 70'e 100 santimetre şablon baskı olarak tasarlanmış 2021 yılından. Dilek Özpay aramızda mı? Dilek, merhaba, hoş geldin. Öncelikle tüm hocalarım, katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu çalışmam şablon baskı ve çok büyük boyutlu bir çalışma yaptım kağıt üzerinde. 4 tane şablondan oluştu. Hepsini bıçakla keserek buluşturduğum bir çalışmaydı. Fotoğraf benim babaanneme ait. O desenli olan. Ve bu bir düğünden aslında bir kesit. Duvar dibinde bir düğün. Bu renkli çalışmaydı. İki çalışma sonrasında ise yine dörtlü bir okul
önlüklü bir çalışma var. Hani bu aslında toplumumuzda kız çocuğu için düğünün güzel bir şey olduğunu, okulun ise böyle siyah beyaz daha karamsar bakıldığına bir şeydi. Yani çalışmalarımda daha doğrusu kadınlara yönelik üretimlerde bulunuyorum. Ya bilen bilir, ben Gaziantep'te Vatan Mahallesi gibi bir yerde büyüdüm ve bu gibi durumla çok karşılaştım. Hatta oradan bu şekilde çıkmam bile mucize bence. Ve bunu yansıtacağım çalışmalarımda. Yani kadının baskılandığını vurgulamak istiyorsun. Evet, doğru mu? Evet, hocam. Yeah. Böylelikle sanatı bir dil, bu problemini, bunu bir problem haline getirmişsin. Ve bunu bir dille dönüştürüp bu sözünü sanat aracılığıyla sunmak istiyorsun. Ve bunun da bir özgürlük alanı olduğunu vurguluyorsun bizim için. Tabii. Çalışmalar bizim yerimize konusu, kimliğimizi oluşturuyor aslında. Burada Özlem hocama da çok teşekkür etmek istiyorum. Her şekilde arkamızdaydı, çalışmalarımıza çok destekledi. Hani birçok çalışmadan mahrum kalsak da, teknikten mahrum kalsak da, şablon baskıyı, monotip baskıyı bize anlatabilmek için birçok kaynak gönderdi. Hani bu aşamada birçok video izledi, kendisi anlattı. Hani çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ben teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim Özlem hocamıza. Aynı zamanda sanatın bir özgürleşme alanı olduğunu da belki burada senin aracılığınla, dileğin aracılığıyla vurgulamak önemli olacaktır. Burada altı mı? Tabii buyurun. Teknik kullandım aslında. Altta bir monotip baskı. Üstte ise şablon baskı kullandım. Bu aslında alttaki monotip deneme yanılma yoluyla bir şeyler yaptım ve orada bir ağaç kabuğu, taş gibi bir farklı bir etki çıktı. Ve üzerine çok farklı anlamda için bir kadın yüzü oymuştum şablonda. Ve bunu aslında önceki zamanlarda mağaralarda el izi bırakıyordu insanlar. Bunu da onunla bir bağdaştırdım. Bu şekilde farklı bir çalışma ortaya çıktı. Hangi ders kapsamındaydı bu? Baskı resim mi deneysel sanat mı? Baskı resim hocam. Baskı hem resim. Hem şablon baskı. Bence bu çok iyi yerlere gidebilecek bir başlangıç olmuş. İbrahim hocam, Dilek bu süreçte en çok üreten öğrencilerimizden biri. Ben çeşitlilik yaratmak için çalışmaları seçtim. Bu çalışmanın devamı, en az 15 tane daha çalışması var. Bir seri hazırlamış zaten Dilek kendine. Evet, çok güzel. Yani buradan güzel bir dil yakalamış bence. Bunun üzerine İlker ama çok lezzetli. Evet. Zaten o hemen mağara resmi el deyince zaten kavramın genişliği oradan anlaşılabiliyor. Ve devamında çok büyük olanaklar da sunacaktır onun için. Yani bu iki şeyle çok şey anlatılabilir. Sadece kadın değil, dünyanın bir sürü sorunu bu şekilde üretilebilir. Yine Dileğin Leke isimli çalışması 2020 yılından monotip baskı. Evet hocam. Burada aslında alta renkli çalışmalar kullandım. Bu hem hani boyayı kullanma şeklim farklı alta. Hani hem direkt hani fırçayla hem bir pamuk eşliğinde yaptım ve üzerine direkt iki aşamalı aslında bir bastım, kurumasını bekledim. İkinci aşamada kadın figürünü ekledim. Daha çok çizgisel yaptım. Burada aslında bir yüz görünüyor. Kim olduğu belirsiz, kişiliksiz, rengi belirsiz, özellikleri belirsiz. Ama altta birçok bu boya şekilleri gibi, kimi fırçayla yapılmış gibi, hani farklı kişilikler, hep bir kadın adı altında. Yani insanların içerisindeki o değişik duygulara belki gönderme olabilir. Bahsettiğin siyah beyaz çalışma bu sanırım, önlük. Bu arada ilkokulu ben de siyah önlükle okudum. Bu köy okulu hocam, annemin. Evet, annem. Köyde mavi, şehirde maviye geçmişler çoktan. Bizde hala siyah vardı. Burada en sondaki bacağını koyan kızın altına pijama var aslında. Önlük kavramı da yeni gelmiş bir nevi. Hani o dönemde bu gibi bir okula gönderildiğim bile hani çok bence lüks bir şeydi o zaman da. Hani çok bir şeylerin başlangıcı köy ortamında. Ve bu resim bende çok büyük bir yara. Yara da değil mi? Çok büyük bir aile hatıra, anı belki.
hani annem var, benim annem. Herkes onu öyle görebildi ama oradaki kişilikler, yani bence bir nasıl özgürlüğün başlangıcını anlatıyor o köy yerinde. Evet, çok önemli. Teşekkür ediyorum Dilek'e çalışmalarından ötürü. Sıradaki çalışma Doğan Özbakış'ın Çoban isimli çalışması. Monotip baskı olarak 21'e 29 saklanmış. Desen tadını görüyorum ilk bakışta. Güzel bir desen tadı oluşturduğunu söyleyebilirim. Doğan Özbakış aramızda mı? Ya da onun yerine hocalarımızdan. Ben o zaman Doğan adına söz hakkı istedim İbrahim Hocam senden. Buyurun. Doğan ikinci sınıf öğrencimiz. Şöyle düşünün, bu süreç 3 ve 4. sınıflar için zorsa ikiler için çok daha zordu. Çünkü ilk baskı eğitimlerini yüz yüze değil bilgisayar üzerinden aldılar. Yani baskı mantığını, o ters etki mantığını, teknikleri... Ben çok daha fazla zorlanacağımı düşünüyordum. Ama maşallah öğrencilerimizin hepsi birbirinden meraklı ve birbirinden zeki. Doğan'ın bu çalışması gerçekleştiremedikleri, deneyimleyemedikleri aslında gravür baskıya en yakın resimsel monotip baskı. Tasarım Doğan'ın kendisinin zaten çok güzel bir desen yeteneği var Doğan'ın. Daha henüz ikinci sınıf olmasına rağmen güçlü bir deseni var. Düz bir zemini tamamıyla plaka olarak siyah bir zemin elde etti ve o siyah zemin üzerinden çizgisel, yani senin dediğin gibi direkt desen atarak resmini oluşturdu. Ara sıra açtı, kontrol etti, gri olmasını istediği yerleri de avuç ayasıyla olararak gerçekleştirdi. Yani bir yerde neredeyse tipografi litografi, hem taş baskıya hem de gravür baskıya evet. Çok yakın bir etki çıkardı monotip baskıyla. Bence bunu devam ettirse belki de yeni bir baskı türü olabilir mi? Bilemiyorum. Alanı bilmediğim için. Bir sonraki çalışması Doğan'ın. Portre. Şablon baskı bu sefer. Onların çok şükür hepimiz aşılanıyoruz. Eylül'de inşallah yüz yüze eğitime geçeceğiz. Ve tekrar baskı dersini seçerse zaten öğrenmesi gereken, yani kalıp hazırlama, eksiltme kalıp ya da çoklu blok kalıp kavramlarını öğrenebilmeleri için şablon baskı da yaptık ev ortamında. Bir şablondan eksiltme olarak çok renkli bir baskı deneyimledi Doğan. Sanırım John Wick evet. Görüntüdeki de. Evet. Tebrik ediyorum Doğan'ı. Sıradaki çalışma Dönetop'a ait portfolyo olarak sanırım bir portfolyo kapağı olarak tasarlanmış 2021'den. Eller ve ellere kulak ve ağız ekleyerek tasarladığı bir çalışma. Döne 4. sınıf öğrencilerimiz de. Bu dönem onların portfolyolarını hazırlamak için bir süremizi buna ayırmıştık. Kendi portfolyosu için hazırladığı kapak tasarımı. Tabii yani kullandığı imgenin ne anlama geldiğini ben şu an hatırlayamıyorum. Ben Döne'den yana sanırım kendisi konuşma olarak katılamaz. Çünkü bir işitme kaybı söz konusu. Ben onun işaret diliyle konuşma arasında belki işitme ve konuşma arasında bir ilişki kurduğunu büyük ihtimalle evet. Kendim düşünüyorum. Belki oradan yola çıktığı bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Şu an sen bizden daha iyi tanıyorsun Döne'yi. Ben yok estağfurullah hocam. Ben engelli öğrencilerin danışmanı olduğum için diyalog biliyorum kuruyorum. O yüzden söyledim. Onlarla Özlem hocam bir şey söylüyordum sanırım. Şu an tasarımın çok daha anlamlı oldu bilen için. Evet. Çok başarılı bir tasarımmış. Abidin Dino'nun Eller değil mi? Serisini de anımsattı. O da çok büyük bir usta. Ona da öykündüğünü düşünüyorum. Ama kendine yönelik çok iyi yorumlamış. Tam Burak adını koyamamıştım. Bir şey Abidin var böyle ellerde. Bir sonraki çalışma yine Döne Top'un. Bizce mümkün. Mümkün gibi bir şey almış. Bu da atık malzemelerden
bir afiş çalışması yapacaktık. O dönemden yaptığı bir çalışma. Yine tabii ki kendisi sanırım cam kırıklarıyla yaptığı çalışmalar. Ama içeriği kendisinin anlatması daha iyi olurdu ama dönem şu an burada yok ve dediğimiz konudan dolayı bu sunumu yapmayacaktır. Sıradaki çalışma Funda Çalışır'ın isimsiz. Biraz daha hızlanmam gerekiyor sanırım. Bir sırada evet, sanki, bir evet. Çalışma var. Funda Çalışır'ın isimsiz monotip baskıları tasarlanmış. 35-50 çalışma. Funda söz almak isterse buyurabilir. Burada, tabii hocam, buradayım. Buyurun. Bu monotip bastığım ilk deneyimlerimden diyebilirim aslında. Tamamen doğaçlama yaptığım etkiler var. Arkada hatta part part yaptığım bir işlem. İlk başta arkada renkli lekeler kullanıp sonrasında siyahla bir portre çalışmak istedim. Ve kazımaları kullandı sanırım. Evet, renkli aynen öyle hocam. Bunu yine farklı materyallerden ürettiğim bir çalışmam aslında. Yani yağlı boyayla yaptım bunu, poşet ve yine dereceli kalemleri kullanarak yapmış olduğum bir çalışmam bu. Sonraki çalışma otoportre, monotip, evet. Şablon baskı. Bunu da hocam ikinci sınıfta yanlış hatırlamıyorsam aslında oluşturmuş olduğum bu tasarım benim linol baskı için oluşturduğum bir tasarımdı. Ama monotip ve şablon baskı için yapmış oldum bunu da. Arkada yine monotip baskı etkileri var. Diğerlerinde de yine kendi portremi kullandığım çalışmalarım var. Bu da sadece şablon baskı. Bunun hem linol baskısını yaptım hem de bu pandemi sürecinde... Hazır çok fazla bir şeyler yapamadığımızdan ötürü bu tasarımım da mevcuttu. Bunu bir de şablon baskı için kullandım ama bunun sonucundan da çok memnunum. Umarım okullar açıldığında biz bunları belki linol baskı olarak gerçekleştirme şansı buluruz. Evet, İlim, inşallah. Teşekkürler Funda Çalışır. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sıradaki çalışma Hülya Gül Kısıltaş'ın Hülya isimli. Merhabalar hocam. Buyurun Hülya, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Hocam bu çalışmayı aslında kendi ismimi koydum. Çünkü tamamen kendi içsel yaşantımı görsel haline dönüşmüş bir çalışmaydı. Bu sebepten dolayı da Özlem hocamın tavsiyesiyle ismini Hülya koydum. Çok da hoşuma giden bir görseldi zaten. İstanbul kendi Modern'den çalışmayı... bir fotoğraf mıydı acaba? Yok zincirleri hocam. Görünce aklıma direkt orası aslında geldi. Aslında burası bir spor salonu. Öyle mi? Evet. Bu şekilde böyle... Güzel bir çalışmaydı buydu. Sıradaki çalışma isimsiz olarak monotip baskı. Evet hocam, burada kullandığım malzemeler de dantel, ip ve bazı plastik malzemeler vardı. Gayet soyutlama soyut bir çalışma olmuş. Hı hı. Ve güçlü, evet, devinik bir kompozisyon olmuş. Teşekkür ederim hocam. Çok teşekkürler Hülya Kızıltaş. Sıradaki Hüseyin Aliko çalışma. Hüseyin Aliko'ya ait ceza portre çalışması. 15'e 28 olarak 1528 piksele 1080 piksel. 1080 piksel. Evet. Aliko burada ama onun yerine ben konuşacağım. Buyurun, buyurun hocam. Üçüncü sınıf öğrencilerimizden Aliko. Bu çalışmayı da tipografi kapsamında yaptığımız bir çalışma. Bu çalışmanın amacı herhangi bir tipografik karakteri seçip, bir tipografi ailesinden bir karakter seçip onu belli aralıklarla normal işte o tramların birleşip yakınlaşıp uzaklaşmasıyla o açık koyu değerleri vermeye çalışacaklardı. Aliko burada ceza, rapçi cezayı seçmiş ve C, cezanın C'si olan harfle bu portreyi hayata geçirmiş. Bence güzel bir çalışma, çok minimal, ufak dokunuşlarla karakterin kim olduğunu dahi anlayabiliyoruz. Bu güzel çalışmadan... Sarıyı tercih etmesi de sarı da biraz uyarıdır ya hocam böyle. Dikkat, evet. Ya da virüs ya da şöyle... Ceza gibi o da uyumlu olduğunu söyleyebilirim. Rezonansı yüksek, spektrum içerisinde rezonansı yüksek şeylerden, renklerden bir tanesi. Doğru diyorsun. Uyarıcı bir renk.
Hüseyin Aliko'nun bir sonraki. Ben telaffuz edemeyeceğim hocam. Ne yazmış? Arti... Rıdvan da sanırım öğrencimizin adı. Rıdvan Nane portre çalışması. Bu ders kapsamında yapılmadı. Dışarıda Aliko'nun serbest yaptığı çalışmalardan bir tanesi diye tahmin ediyorum. Sanırım ben de yeni görüyorum çalışmayı. Ama dijital boyama çalışma kullanmış sanırım. Yani dijital boyamayla. Evet, dijital boyamayla tablet kullanıyor yanlış hatırlamıyorsam Aliko. Kendi o tabletiyle yaptığı çalışmalardan bir tanesi. Aliko dijital çalışmaları çok yatkın bir öğrencimiz. Gelenekselde öğrendiği çalışmaları dijitale aktarabilen öğrencilerimizden bir tanesi. O yüzden kaliteli işler çıkardığını düşünüyorum. Bir sonraki çalışması da izometrik bir odayı tasarlamış. Evet. Öğrencilerimize yaptığımız, yani grup olarak yaptığımız çalışmalardan bir tanesi. O görevleri de burada işte birbirine paralel, uzamsal olmayan perspektif kurallarından bir tanesini kullanarak işte izometrik oda tasarımı yapmıştık. Bu da gayet güzel bir çalışma. Bence dokunuşlarla o bütün detayları vermiş. Çizimler, boyamalar kendilerine ait. Ve hepsi ben kendilerine ait. Bize hazır ait hiçbir şey yok. Görüntüler görüyorum. Mesela soba. Hani içinde yanan soba çevirirsiniz. İşte terlikler, TRT 1, radyo. Ve çok zaten güzel onların bir açıklamasını da sağ tarafta yazıyor. Öyle mi? Evet, 90'lar diyecektim de emin olamadım. Evet. Okuyayım isterseniz. Tasarımında fütüristik öğeler yerine 90'ların gündelik hayatını tercih ettim. Çalışmamda genel olarak sadeliği esas aldım. Geçmişin esintileri bana her zaman huzur vermiştir. Temel olarak dönemin şartları doğrultusunda bir ailenin ihtiyaç duyabileceği nesneleri çalışmamda yansıtmaya çalıştım diye bir not düşmüş. Gerçekten de bir ailenin sahip olduğu, eğer bir aile bunlara sahipse her şeye sahipmiş gibiydi o zaman. Klasik bir 90'lar. Evet. Hatta şu şey Çekyat'ın atalarındandır, bu yatak olur. Evet. Birçoğumuzun eski yataklarından bir tanesi. Hatta ben böyle bir yatakta. Dolaptır şöyle açılır içine tabii. Kitaplar falan konulur vardı. Bir şey. Evet, onların açık olanları da vardı kitaplık şeklinde. Aliko'ya, Hüseyin Aliko'ya teşekkür ediyorum bize bu hatıraları canlandırdığı için. Evet. İlayda Demir sırada Heye isimli kağıt üzerine karışık teknik olarak tasarlanmış bir çalışma. İlayda aramızdaysa katılabilir. Buyurun hocam. Sanırım buradaydı İlayda ama İlayda da yüksek lisans öğrencilerimizden biri. Deneysel tipografi dersinde yaptığı bir çalışma. Heye olarak içerik olarak ne anlatmak istediğini bilmiyorum. Burada gazeteyi, bir gazete parçası kullandığını görüyorum. Yine az önce söylediğim gibi rezonans yüksekliği renk olan kırmızı tonlarında bir renk kullanmış. Büyük ihtimalle bir uyarı arz ettiğini düşünüyorum ama tam olarak içeriğin ne olduğunu anlayamadım. Yani. Sonraki çalışmasına bakıyoruz. İlayda Demir isimsiz kağıt üzerine karışık teknik 35-25 metre tasarlanmış. Kolaj çalışması sanırım. Kolaj ve boya müdahaleleri görünüyor. Evet. Sanırım Masar Fuat Özkan'dan bazı alıntılar var. Olarak. Geçebiliriz istersen. Çok çünkü öznel kendisinin bilebileceği şeyleri imgeler kullandığından dolayı. İslim Özcan'ın bir Mehmet Akif, bir Atatürk dijital kolaj çalışması. Bu çalışmayı İslim yine diğer öğrencimiz gibi Gazi resmiş içerisinde yapılan bir yarışma için tasarlamıştı. Mehmet Akif'in sağ gözünde Atatürk'ün bir parçasını kullanarak portreyi tamamlamış. İkisinin bir bütün olduğunu düşünerek sanırım böyle bir çalışma yaptı. İsim buradaydı yanlış hatırlamıyorsam. Kendisi çalışmasını isteyen. Merhaba hocam. Buradayım. Saniye, pardon. Buyurun.
Ben çalışmamda Ankara Gazi Üniversitesi'nin bir yarışması vardı. Onun için böyle bir tasarım yapmak istedim. Bunu Photoshop uygulamasıyla yapmıştım. Çok hakim değildim aslında. Yeni yeni öğrenmeye çalışıyorum araç gereçleri. Onları iyi iş çıkarmışsın bence eğer öyleyse. Renkleri soldurarak, birbirine karıştırarak işte bir etki oluşturmaya çalıştım. Arka planda da İstiklal Marşı'nın bir 10 kıtası görünüyor. Onu da soldurarak böyle bir etki yaratmaya çalıştım. Elimden bu kadarı geldi. Daha eski Türkçe ile yazılı olan versiyonu. Yine sistemin bir sonraki çalışması Darth Vader. Popart çalışmasıydı. Sevdiğim bir karakter Darth Vader Yıldız Savaşları'nın ana karakterlerinden biri. Sevdiğim için yapmıştım. Renkler canlı, pop art'ı göstermeye çalıştım. Yine sanırım çok gündemde olan bir karakter, bir sinema karakterini pop art kavramı çerçevesinde kompoz ettiğini görüyorum. Burada bütün öğrencilerimiz şey yapmıştı, akımlarla ilgili araştırma görevleri vardı, ödevleri vardı. Hem o dönemi araştırdılar hem de o dönemi yansıtan afişler tasarladılar. Yani doğrudan afişlerini kendileri tasarlayarak isim burada kendi çalışma konusu olan pop art'ı bize Darth Vader'la aktarmaya çalışmış. Kompozisyonu da güzel kurduğunu düşünüyorum. Tam bir kitap kapağı aslında. Evet. Bir sonraki çalışma izometrik oda tasarımı. Evet hocam, burada da yine diğer arkadaşlar gibi grupça yaptığımız bir şeydi. Aslında konumuz izometrik oda tasarımıydı. Yine çok program hakkında bir fikrim yoktu. Yine hocamızın da yardımıyla, desteğiyle yapabildiğimiz kadar yapabildik. Bence gayet başarılı bir çalışma olmuş. Hatta şu an ben de kendi odamı böyle tasarlayasım geldi yani. Böyle öykündürüyor kendisini de. Ve ben çok olanak görüyorum burada. Hani hem o 90'lara gidebilecek, hem insanın kendi odasını tasarlayabileceği ya da daha minimal anlatılar yapılabilir. Evet, yani hocam, bir oda üzerine bir şey. Evet. Rahat, sakin bir oda tasarımı düşünmüştüm. Evet. Çalışmadaki gölgeler benim çok hoşuma gidiyor. Evet. Her şeyden öte o gölgede çok etkilemişti beni. Teşekkür ederim hocam. Çok güzel. Ve perspektif bilgisi olarak da önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Tebrik ederim İslam. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Kemal Kara sıradaki eser. Kemal Kara'ya ait renklerle portre seri 1. 35-50 santimetre. Yine deneysel tipografi olduğunu söyleyebilir miyiz hocam? Evet. Yüksek lisans öğrencilerimizden Kemal Kara deneysel tipografi dersi kapsamında yaptığı bir çalışma. Kendi portresi yanlış hatırlamıyorsam. Kendisi buradaysa. Buyurun hocam. Birden çok font kullandığını görüyorum. Farklı renklerle renk cümbüşü oluşturmuş adeta. Arkadaki görsel nedir onu tam olarak anlayamadım ama diagonal bir yapıyla yani tasarıma hareket kattığını söyleyebiliriz. Renkleri bence dengeli kullanmış. Güzel bir çalışma olduğunu söyleyebilirim ben de. Evet. Sonraki çalışması renklerle portre seri 2. Aynı çalışmayı sanırım farklı bir varyasyonla sunmuş. Bir renk diye. Biraz daha mesela. Evet. Sonraki çalışma Kübra Orak. Bodini tarihi afiş. Buyurun Kübra. Hocam önce şunu ben belirtmek isterim. Biz bu pandemi sürecinde iki hoca değişikliği yaşadık. Taylan Hocam ve Bayram Hocam. Buradan onlara teşekkür ediyorum. İki çalışmam da biri Taylan Hocam'ın, Taylan Hocam'la birlikte yaptığımız. Biri de Bayram Hocam'la birlikte yaptığımız. Bu tam bir sentez. Buyurun. Evet hocam biri bu Bodoni yazı karakteriyle yaptığımız bir tasarım. Tarihiyle birlikte yazı karakterini kullanarak bir tasarım oluşturmamızı istemişti hocamız. Bu da bu çalışmam. Bu da Bayram Hoca'yla yaptığımız Destijia sanat akımını Destijia sanırım. Evet. Yanlış mı söyledim hocam? Nasıl? Ben pardon.
Ben düzeltmiş gibi mi oldum? Pardon. Yok yok, devam et Kübra. Düşünmeden. Evet, yok yok Kübra. Hocam işte Prestigious sanat takımına uygun bir tasarım yapmamızı istemişti. Ben de bu şekilde takvim tasarlamıştım. Hı? Böyle. Tebrik ederim. İki tane çalışmamız var sanırım. Evet hocam. Tebrik ederim Kübra. Hocalarım söz almak isterseniz buyurun. Yoksa bir sonraki çalışmaya geçiyorum. Kübra Yıldırım. Bayram Hoca sırası isterse bir şeyler buyurun. Söyleyebilir hocam. Bayram Hocam. Katkısı sunmak isterse buyursun. Buradaydı ama çocuğu olduğu için çıkmış olabilir. Evet, evet. Olabilir. Kübra Yıldırım'ın köpek isimli çalışması. Evet, buradayım hocam. Ben 20. Hah, hocam. Merhaba öncelikle herkese. Merhaba hocam. Çok keyifli bir sergi. Rengarenk, şöyle genelden bile baktığımız zaman her konuda, her dalda. O yüzden hocalarımızı tebrik ediyorum. Yani gerçekten sanal olsaydı hiç fark etmiyor. İki türlü de gerçekten sergi organizasyonu yapmak çok zor iş. Aynı şey aslında, çok fark eden bir şey yok. Buradan ben, evet, hem Taylan Hoca'yla çalışma fırsatı buldular, hem benimle çalışma fırsatı buldular bazı öğrenciler. Bu konuda tabii farklı farklı anlayışlar, farklı farklı çalışma üslupları gördüler. Bence bu konuda biraz şanslılar. Kendilerine emekleri için de teşekkür ediyorum. Sizin emeklerinize teşekkür başarılar hocam. Diliyorum. Başarılar diliyorum onlara. Hocalarımıza da tebrik ediyorum. Çok bu teşekkürler. Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun hocam. Bir sonraki çalışma Kübra Yıldırım'ın. Kübra burada sanırım. Evet hocam, buradayım. Buyurun Kübra. Hocam bunu şablon baskı tekniğiyle yaptım. Bir fotoğraftı. Dijital ortamda düzenledim. Bu şekilde asetatla kesip kesip yaptım. Ben çok güzel görüyorum. Yani böyle bir empresyonist bir resim gibi güzel, evet, organize etmişsin renkleri. Aynı zamanda biçimleri de güzel parçaladığını söyleyebilirim. Bir sonraki çalışma Ahtapot 2021. Bu da monotip baskı. Cam yüzey üzerinde kağıt bristol arkasını resme çizip onun üzerinden matbaa boyasıyla yaptığım bir çalışma. Sanırım öyle. Bir deniz ortamı burada. Bir ahtapot. Evet. Evet. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Bu da sanırım monotip baskı. Evet, bu ilk baskı. Ama arada hemen şeyi bence ele almışsın, kontrolü ele almışsın. Yani bu ilk, aynen, deneme, evet, olmasına rağmen burada ben daha bir kontrollü olduğunu görüyorum. Tebrik ederim Kübra Yıldırım. Teşekkür bu da isimsiz olarak adlandırdığım bir diğer monotip çalışma. Evet. Bu da 4 ayrı deneme yaptığını görüyorum. Hocam bunu deneysel sanat dersinde yapmıştım. Performans sanatı yapacakmışım ama yanlış anladım. Ben kağıt üzerine farklı materyallerle şey yapmak istedim. Aktardım daha doğrusu. Parayı konu almıştım. Onun adaletsizliğini. O şekilde. Bence gayet iyi performans göstermişsin burada. İçeriği tartışılabilir. Ellerine sağlık Kübra. Sıradaki çalışma Mehmet Bulut'a ait harf tasarımı. Liberté Fraternité diye. Fraternité. Mehmet aramızda mı acaba? Hocam sizden alalım. Ben evet, Mehmet yerine ben çalışmayı anlatabilirim. Mehmet'in bulunduğu yerden dolayı sanırım internet sorunu yaşıyor. Bu çalışmada 9 kare tipografik çalışma adını koymuştuk. Amaç belirledikleri işte o yüzeylerde birkaç karakterle, 3 veya 4 karakterden oluşan bir tipografik düzenleme yapmaktı. Altta da Libertate yazan kısımda da anlam içermeyen ama bir kelime yapısını bize veren bir kelime, yani iki kelimeden oluşan veya o bölgeyi doldurabilecek kaç kelime kullanıyorsa onları kullanmalarını istemiştim. Burada hem
işte tipografiyle dokuyu, renkleri aktarabilme, minimal bir şeyle, çalışmayla aktarabilecekleri o değerleri, işte bizim tasarım eleman ve değerlerini kullanarak bir tasarım yaptırmaya çalışmıştık. İspanyolca'da güzel. Liberte özgürlük demek. Belki özgürlük demek aslında. Evet. Evet. Belki onları hapsederek özgürleştirerek. Öyle bir belki de olabilir. Oradan çıkmış olabilir. Evet. Latinceden Latince köklü bir kelime. Evet. Oradan geliyor olabilir dediğim gibi. Bir sonraki çalışma Mehmet Kaplan'ın kışkırtıcı reklam ve kışkırtıcı bir görüntüyle karşı karşıyayız bence. Tuval üzerine akrilik boya olarak tasarlanmış 20-30 santimetre. Mehmet Kaplan da yüksek lisans öğrencilerimizden birisi. Yine aynı şekilde diğer öğrenciler gibi deneysel tipografi dersinde yapmıştı bunu. CAD makineleri vardır, ağır iş makineleri. Evet. Onlardan öykündüğünü söylemişti bana. CAD'in rengi de zaten sarıdır. O sarı rengi burada kullanarak bir çalışma çıkarmaya çalışmıştı. Bir enkaz sanki bir yerde de. Sanki evet. Eski evet. Şey vardır. Tank oyunu vardı. Orada işte tanktan evet. Tetris'e atarıldı. o topu attıkça düz bir hat açar. Biraz onu hatırlatıyor bana. Evet. Sonraki çalışma Mehmet Sıdık Abacılar Baskerville. Baskerville karakteri vardır. Kübra'nın anlattığı gibi aynı şekilde bu Mehmet Baskerville karakterini seçmişti. Onunla hem sayfa tasarımı yaptı hem de Baskerville'in işte tarihsel olarak önemini ve hangi ne karakter olduğunu işte tasarımcısını bize aktarmaya çalıştığı bir tasarımdı. Başarılı olduğunu söyleyeyim. Evet, güzel bence. Mehmet dijital konularda, sayısal ortamda iyi çalışan öğrencilerimizden bir tanesi. Sonraki çalışma yine Mehmet'e ait grafik tasarım olarak isimlenmiş stil. Bu da sanırım Bayram Hoca ile beraber yaptıkları tasarımlardan. İskambil kağıdının düz stil akımıyla düşünülmüş, onların renkleriyle evet. Düşünülmüş, varyasyon diyebiliriz. Yeniden üretim diyebiliriz belki de. Evet. Grafik çalışması. Gayet güzel bir çalışma. Evet. Melike Nur, Mucuk sıradaki çalışmanın sahibi, eli belinde adlı deseni evet. Bize sunuyor. Melike aramızdaysa katkı sunabilir. Melike sanırım burada ama internet sorunu yaşıyordu aynı şekilde. Birçok öğrencimizin yaşadığı gibi. Bu Melike yüksek lisans öğrencilerimizden deneysel tipografi dersinde o geleneksel halı motiflerinden biri olan eli belinde motifini G ve T harfleriyle aktarmış. Sanırım su yolunda, halının su yolunda kullanılan figürlerden bir tanesi. Mesela çalışma su yolu olarak isimlendirilmiş. Bu su yolu dediğimiz şey de öğrencilere açıklamamız gerekirse halıların kenarındaki o dikdörtgen düz olan hatta su yolu denir. Bu dalgalar da o su yolunda kullanılan figürler. Bunların anlamları vardı ama şu an hatırlayamıyorum. Eğer bilen hocalarımız varsa aktarırsa sevinirim. Burada E karakterini kullanmış Melike. Simetrik. Melike. Evet, aynen. Melike'yi tebrik ediyoruz. Sıradaki çalışma Mübarra Avcılar isimsiz 35 Eylül olarak monotip baskı olarak tasarlanmış. Çalışma iki zıt rengin kompozisyonuyla oluşmuş diyebiliriz. Burada hocalarım da katkı sunabilir. Mübarra aramızdaysa kendi aktarsın isterim. Aramızda mı? Sanırım değil hocam. Hocam özür dilerim. Bu arada su yoluyla ilgili Tayran hocam bir şeyler söyledi de. Buyurun hocam. Bu konuda ufak bir bilgi verebilirim size. Lütfen hocam. Evet. Su yolu Anadolu motiflerinden bir tanesi. Genelde bordürlerde kullanılır. Halı kilim motiflerinde. Aynı zamanda ne tesadüftür ki
Roma dönemi mozaiklerinin kenarlarında da var. Evet. Bunun aslında esas geleneği antik Yunan kültüründen geliyor. Burada Menandros deniyor. Hatta antik Yunan'da bu motiflere Menandros. Sonra daha sonra Roma döneminde Meander oluyor bunun adı. Bizim Türkçemize de Menderes diye geçiyor. Yani aslında Menderes coğrafi bir terim. Ve suyun, akarsuların eğimli olarak vadiler çizerek denize akmasından oluşmuş bir coğrafi. S şeklinde, evet. Ege bölgesinde de Menandroslar ya da işte Menderesler çok fazla var. Ondan dolayı o dönemin kültürünün günümüze bırakmış olduğu bir sembol. Aynı zamanda tabii su temizliği ve arınmayı sembolize ettiği için genelde halların kenarlarında. Sanırım Roma villalarının avlularında kenarlardan akan suların oluklar şeklinde yerdeki mozaiğin kenarında akacak yer bulmasıyla belki ilişkili olabilir. Çünkü öyle şeyler de vardı, evet, villaların yani suyla, tabanında. Suyla ilişkilendirilmiş bir motif. Evet. Temizlik ve temizliği ve işte iyiliğe akmayı, iyiliğe gitmeyi sembolize eden çağlar boyu yaşamış, evet, bir motif. Evet. Zaman. Sonra Türk, tabii Türkler Anadolu'ya Türk motif olarak da anılıyor yani bunun adı. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Biberon'un çalışması da sanırım serbest bir portre çalışması. Turuncu, evet, ve iki mavi. İki kalıpla yapmış. Alta monotip turuncu bir leke atmış, kurumasını beklemiş ve ikinci bir kalıp olarak da bir portre imajı tercih etmiş kontrastlı olarak. İlkel ama gayet güzel bir çalışma. Evet, evet. Sıradaki çalışma Mücahit Kaya'nın Rüya adlı çalışması. 21'e 29 santimetre monotip bir çalışma. Mücahit buradaysa onunla dinleyebiliriz. Merhaba Mücahit, buyurun. Hocam aslında çalışmaların isimleri çalışmayı tamamlayıcı şekilde seçtim ben. Nasıl diyeyim, başlarken çalışmalara aklımda tam olarak bir konu veya herhangi bir şey yoktu. Tam o esnada gelişen şekilde yaptığım üretimler bunlar. Ki zaten deneysel işler. Ben doku olarak çok beğendim gerçekten. Tebrik ederim. Bu dokuları farklı yönlerde boyayarak elde ettiğini düşünüyorum. Kazıyarak belki. Ve doku olarak, renk olarak ben çok resimsel ve başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Sağ olun. Zaten monotip baskının ben o yönünü çok sevdim. Bildiğiniz plastik değerleri taşıtabiliyorsunuz verdiğiniz etkiyle. Ben fırça kullanmayı tercih ettim bu eserde. Diğerinde kazıma veya maket bıçağı. Örneğin bunda hiçbir şeye gerek kalmadı. Sadece içindeki sıvı miktarını artırarak bu deseni elde edebildim. Ben aynı hem biçim olarak hem renk hem doku olarak başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Yine hocalarından da katkı alabiliriz. Özlem hocam isterseniz. Aynı şekilde. Çok baskı mantığına uygun. Hem resimsel dediğin gibi hem de baskı mantığına uygun. Gayet temiz, başarılı çalışmalar. Konu olarak da çok içsel, izleyiciye ulaşan bir kompozisyonu var. Tebrik ediyorum ben de Mücahit. Evet. Ben bu çalışmaları izleyince mono baskının çok da hafife alınacak bir şey olmadığını düşünüyorum. Kesinlikle değil hocam. Yani diğer atölye derslerine de, yani bu pandemi sürecinde onlar istedikleri teknikleri, evet, öğrenemediler ama diğer derslerine yardımcı olacak şekilde tüm resimsel bilgilerini, leke, doku, çizgi hepsini yenilediler. Başka bir macera oldu. Belli ki keyif aldılar. İşlerin niteliğinden ve sayısal olarak çokluğundan belli. En yakın zamanda ben de deneyeceğim. Monoplastikleri tekrar hatırlayacağım. Sıradaki çalışma Nail'e Özdemir'in Evrene Yolculuk isimli. Bana bir şarkıyı anımsatan belki bir çalışma diyebilirim. Monotip baskı. Nail'e de aramızdaysa, sunarsa seviniriz. Resim güneşe uzanan dört figürü gösteriyor. Biraz kendimce yorumlayacak olursam bu figür sanki bir kapalı bir mekan, bir açık bir mekan olabilir. Belki de güneş değildir de bir aydır bu. Tabii yoruma açık resim. Çalışma.
Sonraki çalışma yine Nail Özdemir ait, isimsiz, 23-25 olarak monotip baskı. Burada da bir portre çalışması görüyoruz. Yine monotip baskının olanakları. Nail'in bir sonraki çalışması yolculuk. Yine ilk resimdeki renkler kullanıldığını görüyorum. 23-25 devamı gibi baskı. Sanki. Evet, bir seri olarak tasarlanmış diyebiliriz. Nazcan Erbil'in Göbekli Tepe isimli çalışması turizm afişi olarak tasarlanmış. Göbekli Tepe imgeleriyle kurgulanmış. Belki cut-out olarak isimlendirilebilecek bir yöntemde renklerin kurgulandığını görüyorum. Yine hocalarım katkı sunar size. Dördüncü sınıf öğrencilerimizden Nazlıcan. Urfa'yı tanıtan bir afiş tasarımı yapmak istedi. Daha doğrusu konumuz bölgeleri tanıtan tanıtıcı afişlerdi. Burada Urfa adamı, Balıklı Göl adamını kullandı ve Göbekli Tepe dikili taşlarından bir tanesini kullanmış. Dediğin gibi cut-out tekniğiyle yapılmış bir çalışma. Yukarıdaki Şanlıurfa, Göbekli Tepe yazıları belki farklı bir karakter seçilebilirdi. Bu tasarıma çok uymamış ama genel olarak iş görür bir çalışma. Azcan'ın bir sonraki çalışması insan hatları gibi dijital çalışması. Yani bir dijital tasarım. Bu da tematik, herkesin bir konusu vardı. Nazlıcan'ın konusu insan hakları günüydü. Ona istinaden sanırım ağzı bağlanmış bir kadını, kadın hakları özelinde değerlendirmiş o. Özgürlük, eşitlik ve evet. İfade özgürlüğü belki yoğunlukla. İngilizce ifadeler var. Son zamanlarda yaşadığımız kadınlara olan yönelik şiddetler sanırım onun canını çok fazla sıkmış ki bunu çalışmasında aktarmak istemiş. Ama yine de insan kelimesi üzerinde durması bence vurgulanmalı. Evet. Orayı da kadın olarak yazmamış. Evet, biçim bir kadın ama bunun bir insan hakkı olduğunu vurgulamak bence. İnsana, evet, kesinlikle. Evet, çok ince düşünülmüş bence. Nurgül Aydın sıradaki resmen eserin sahibi aşk olarak isimlendirmiş. Monotip baskı. Özlem Hocam, sizden görmek isterim bununla ilgili. Nurgül aramızda değilse eğer. Nurgül, ikinci sınıf öğrencilerimizden. İbrahim Hocam, yani senin veya benim yorumlamamız aynı durumda. Gerçekten karşımızda lekesel ve çizgisel olarak çok başarılı bir iş var. Üstelik dediğimiz gibi hiç baskı dersini deneyimlememelerine rağmen resmin kendisini değil, resmin aktarımının asıl iş olduğu bir iş üretti. Ben çok başarılı buldum. Sadece özellikle ikinci sınıflar çalışmaları imzalama ve numaralandırma konusunda biraz sıkıntı yaşadılar. Altta gözüküyordur. Bir özgün baskının özgün baskı sayılabilmesi için o baskıdan kaç tane üretileceği önceden hesaplanılmalı, numaralandırılmalı ve sanatçı imzası atılmalı. Fakat bu sadece kurşun kalemle yapılmalı. Ne yazık ki Nurgül burada tükenmez kalem kullanmış. Bu sergi için kullandık ama normalde bu bir özgün baskı sayılmama ihtimali var. Sadece kurşun kalem olmadığı için. Bu uyarı da önemli bir uyarı. Aynen. Buradan öğrencilerimize. Ama çalışma çok iyiydi. Paylaşmak istedim. Hocam, ben hani monolog olmasın diye çeşitlendirmek adına sizden de yorum almak istiyorum. Yok, ben çok merak ediyorum. Hatta özellikle Cevat Hocam'dan çok bir yorum almak istiyorum. Çünkü çok resimsel çalışmalar oldu. Baskı resimli. Hocam, mikrofonunuz açık değil şu anda. Belki Cevat Hocam telefonla konuşuyor olabilir. Evet. Yani genel anlamda sizler ne düşünüyorsunuz onu çok merak ediyorum ben de öğrencilerim adına. Hocam, ben genel itibariyle çok başarılı buluyorum çalışmaları. Dilerseniz en son bu değerlendirmeleri yapalım. Nurgül Aydın'ın portre çalışması monotip baskı yine dediğiniz gibi. Yine 3-4 aşamada yapmış olduğu bir çalışma olduğunu seçiyorum. Arka gri lekeler atmış, kurumasını beklemiş. Beyaz lekeler atmış, kurumasını beklemiş. En son noktada da tasarladığı figürü çizgisel olarak üçüncü kalıpla girmiş. Dediğiniz gibi esas resim aktarılmış olan demiyoruz orada.
monotip baskının güzelliğini ortaya çıkıyor. Sıradaki Onur Tıraş'a ait bir eser. Arkif isimlenmiş dijital portre. Ve burada çizgiler kullanılarak bu sefer tasarlanmış bir çalışma çizgi yoğunluğuyla oluşturulmuş. Aslında onlar çizgi değil İbrahim Hocam. Hocam. Veya L harfiydi sanırım. Evet. I veya L. O biraz detaylandırmış. Normalde çalışma böyle olmaması lazım ama çok güzel bir çalışma çıkardığı için kabul etmiştim ben. Yanlış hatırlamıyorsam Onur burada. Kendisi çalışmasını Orhan bize hocam anlatsın. Aha. Onur merhaba, hoş geldiniz. Merhaba buyurun. Hocam, teşekkür ederim yorumlarınız için, dinleyenler için de. Çalışmayı ders kapsamında bir harfle portre, herhangi bir portreyi çıkarma üzerine yapıyorduk. Tipografi tarzında. Ben de I harfini kullanmayı düşündüm. Ama daha sonra çalışma hoşuma gidince biraz koyuluk ve açıklık değerlerini artırmaya çalıştım. Böyle bir çalışma çıktı ortaya. Daha sonra da bunu Yusuf Pehlivan arkadaşımın afiş, Gazi Üniversitesi'ne gönderdiğimiz afiş tasarımında kullanmıştık. Bu kadar hocam bu çalışma hakkında söyleyeceğim. Bu çalışmada kendi beslediğim papağanımı logo çalışması olarak yapmıştık. Ben de kendi kuşumu logolaştırmak üzerine böyle bir çalışma çıkardım ortaya. Tebrik ederim. Bu biraz detaylı bir çalışma. Foto manipülasyon olarak yaptık bunu ders kapsamında. Dijital kolaj olarak da kullandım. Heykel üzerine grafiti yerleştirdim. Bu aslında daha önce hazırlanmış bir çalışma. Picavo diye bir grafiti sanatçısı var yurt dışında. Ekip olarak çalışıyorlar. Onların çalışmasının üzerine kendi yaptığım grafitileri yerleştirmeye çalıştım. Sol omzumda Dion yazıyor mesela. O benim kendi mahlasım. Arka planda yine geometrik şekiller ve izometrik tasarımla birleştirmeye çalıştım. Mahlas ne demek? Hocam grafitide illegal yapılan kişiler tarafından ilk ortaya çıktığında biz tag olarak söylüyoruz ama hani başka insanların anlamadığı için terimleri bilmediğinden dolayı ben nickname veya mahlas olarak söyledim size. Tag olarak geçiyor. Hani dışarıya yaptığımızda kendi Dion yazısını yazıyorum ben oraya. Bir yaptığım etiket, bir tür etiket aynen diyebiliriz. Hı-hı, aynen, anladım. O bir imza. Hı-hı, bir imza. Evet. Teşekkür ederim Onur. Yaptığın çalışmalar için. Tebrik ederim. Bir sonraki çalışma Ömür Dinek. Loran Ipsum. Güzel. Normal şey örnek yazılarda başlar ama isim olarak çok hoşuma gitti. Loran Ipsum evet örnek yazıdır. Aslında 400-500 yıllık bir geçmişi var bu yazının. Latince'ye çok benzer. Bir metin özelliklerini verir. Normalde bir tasarım yaparken draft kabaca bir tasarım yaptığımız zaman işte ajanstan metin gelmediğinde veya ne bileyim bir müşteriden metin gelmediği zaman tasarımcı oraya o düzenlemesine bu Loram Ipsum'un metnini yerleştirerek gerçek bir yazı etkisi oluşturur ve oradaki işte tasarımı müşteriye sunduğu zaman işte yapacağımız tasarım bu şekilde olacak diye sunumunu yaparlar. Loram Ipsum kurmaca bir yazı dizisi diyebiliriz. Bunu kullanarak bir tasarım yapmış. Bir kurmaca yapmış. Evet. Kurmaca güzel yapmış bize. Evet. Distortion kullanmış. Biraz karakterlerin o hattını bozarak optik bir oyun gerçekleştirmiş diyebiliriz. Ben zekice buldum tercihi. Bir sonraki çalışması Vetiko. Sanırım bu da bir yazı karakteri. Ömür söylemeyi unuttum ben. Yüksek lisans öğrencilerimizden bu yıl ara dönemde giren öğrencilerimizden. Bu çalışmayı da deneysel tipografi diğer çalışmayı da aynı şekilde deneysel tipografi dersi kapsamında yapmıştı. Şu an içeriğini tabii ki okuyamıyorum ama okumamız da gerekmiyor. Artık o karakterlerin bozularak
bir imge haline dönüşmesi veya işte tasarım elemanlarından birisi haline dönüşmesi baz alınarak yapılan çalışmalar, deneysel tipografi. Renk tercihleri. Bence çok güzel bir çalışma. Evet. Dengeli bir çalışma. Vertigo yazıyor. Vertigo bildiğim kadarıyla bir baş orta kulak hastalığı rahatsızlığıydı değil mi hocam? Bir evet, yükseklik dönmesi. Korkusunda oluşan bir baş dönmesi, orta bence kulak rahatsızlığıydı sanırım. O hissi evet. Vermiş. Evet. Yani psikotik Hitchcock'un bir etkisi filmi vardı var. Zaten evet. Vertigo diye. Biraz renkler, o vintage renkleri kullandığı için o şeyi de, filmi de hatırlatıyor. Evet. Başarılı, ömrü tebrik ediyorum. Özge Özpamukçu, izometrik oda tasarımı. Üçüncü sınıf öğrencilerimizden. Evet. O da aynı şekilde yan tarafta bir betimleme yapmış. Onu okuyalım istersen. Çalışmamda nude ve pastel tonları ağırlıklı kullanarak sahip olduğum bir takım eşyayı renk ve biçim yönünden deforme ettim. Olabildiğince kişinin temel ihtiyaçlarını karşılayacak kişisel eşyaları dijital ortamda yansıtmaya çalıştım. Genel olarak bu tonlar üzerinden çalışmamın sebebi ise benim için göz yorucu, bunaltıcı renkler olmamasıyla beraber birçok rengin birbiriyle uyum sağlamasıdır. Yani kendi odasını aktarmış bize. Ve çok renkli bir dünyayı bize göstermiş. Özellikle evet, kendisi de renkli bir kişiliktir. Kendisini tebrik ediyorum. Ve Özge'nin psikodelik afişi. Evet, herkesin önceki çalışmalarda söylediğim gibi Özge'nin konusu psychedelic, işte 60'ların çiçek çocuklarının zamanında yaptıkları konser afişlerini araştıracaktı. Bunu kendisi sıfırdan yaptı. Tebrik ediyorum, güzel de bir çalışma olmuştu. Ben de tebrik ediyorum Özge'yi. Bir sonraki çalışma tipografik portre isimli çalışma. Bu da yine aynı şekilde bir karakterle ne karakterini seçerek oluşturduğu otoportresi. Ve ben harfleri bir çizgi leke unsuruna gayet başarılı dönüştürdüğünü gördüm. Evet, evet, evet. Güzel bir çalışma. Çalışmanın prensibine aykırı olsa da yine de kendi içerisini değerlendirdiğimizde gayet iyi bir çalışma bence. Evet. Ama yine de hocam o şeyi kurmanız bence çok önemli. O aykırı demeniz çok önemli. Çünkü tasarımın asıl problematiği sınırlayıcı kısmı bence orası değil mi? Tabii tabii. Tipografi yani çalışmanın. Bu zaten bu görev gibi düşünülebilir. Yani o grafik içerisinde işte bunları bazı şeyleri öğrenebilmeleri için hani kişilere görev veriyorsun. Kuralları olan çalışmalar istiyorsun. O kurallar içerisinde kalıp başarılı bir çalışma çıkardığı zaman çıktılardan bir şeyler öğrenmiş oluyor. Ama hani o kuralları bozarak evet çok güzel şeyler çıkarabilirsin. O çalışmanın doğasına aykırı da olsa güzel şeyler çıkabilir ama kazanımları es geçmiş olabiliyorsun. O yüzden o sınırlar içerisinde kalmak gerekiyor. Evet, bunu da böylelikle vurgulayalım. Belki öğrenecek arkadaşlar, bu ders alacak arkadaşlar vardır. Ferhan Baş'ın portre çalışması, monotip baskı çalışma, sıcak renklerle kurgulandığını görüyorum. Çalışma kendi portresi midir hocam, Ferhan Baş'ın yoksa başka bir portre? Başka bir portre. Ama dediğimiz gibi Ferhan da ikinci sınıf öğrencilerimizden. Daha önce baskı dersi almadı, kalıp hazırlamayı bilmiyorlardı. Buna rağmen şablon baskı tekniğiyle 3-4 kalıp hazırlayarak bu işi ortaya çıkardı. Tebrik ediyorum. Çok da başarılı, çok da temiz alanları bir iş. İyi, boyutu da büyük. Evet, iyi ayırmış bence bölümleri. Aynen. Yani bir form oluşturmak için. Elhan Başan'ın bir sonraki çalışması isimsiz 2021. Bu sefer hem monotip, arkada bir monotip doku arayışına girmiş. Tabii önceden planlamış. Kare alana yerleştireceği portre alanı boş bırakmış. Orada da bir iki renkli, yani iki aşamalı bir şablon kullanmış. Bu da oldukça başarılı bir çalışma başlangıç için. Tekniği anlamak için verimli bir çalışma. Ellerine sağlık Perihan Hanım. Perihan Hanım'ı tebrik ediyorum ben de. Rabia Görkmen, Art Nouveau afiş çalışması.
Art Nova, evet. Rabia'nın araştırma konusuydu. Gaudi diye bir gönderme var. Hı-hı. Evet, yine aynı şekilde o dönemi aktaran, anlatan bir çalışma yapmasını istemiştim. Yani figürlerde bir yerlerden öykünmüş olabilir. Boyamalar, dijital boyama kendisine ait. Yanlış hatırlamıyorsam çiçekleri de kendisi tasarlamıştı. Dönem aktaran bir çalışma. İzometrik odasına görüyoruz şu anda. Evet, Photoshop'ta yaptığı bir çalışma. Diğerleri, diğer arkadaşların yaptığı çalışma Adobe Illustrator vektörel tabanlı bir çalışmaydı. Bu yanlış hatırlamıyorsam Photoshop'ta yaptığı piksel tabanlı bir çalışma. Hayır, bunu hepsini illüstrasyonda yaptığım bir çalışma. İllüstratörde mi yaptın? Tamam. Evet. Buradaysan kendini anlatabilirsin çalışmayı. Evet. Buyur. Rabia'dan. Buyurun. Hocam ortamın illüstrasyon programı kullanarak izometrik bir mekan algısı olarak kendime göre uyarlayıp yaptım. Hayali bir çalışma mı yoksa bildiğim bir ortam mı? Hocam hiçbir yere... Kendi tasarladım. Yani bir yeri işaret etmiyor. Tamam. Sanırım bu kadar. Bu kadar Rabia'nın. Sanırım. Evet. Teşekkür ediyorum. Tebrikler Rabia. Bir sonraki çalışması tipografi, dijital portre. Burada da R harfiyle mi? Yok. G harfiyle. G harfiyle kullanmış. Kendi ismimi ve soyadımı kullanarak yaptığım bir çalışma. R ve G harfini kullandım. Tipografi olarak, grup olarak çalıştığımız bir çalışmaydı. Hı-hı. Tebrik ederim ben de ya. Rahime Tahta'nın çalışmasına bakıyoruz şu anda. Monotip baskı. Burada 8 adet değil mi? 8 adet deneme yapıyoruz sanırım. 8 bundan oluşmuş. Var mı hocam bunun özel bir ismi ya da bu isteğe göre doku arayışına konuştum. Girmiş hocam. Hı-hı. Doku arayışına girmiş. Çok yani baskı mantığına çok uygun bir çalışma. Önce bu 8 karenin etrafı gördüğünüz gibi çok temiz. Önce bir kalıp, boşluk alan için bir kalıp yaratmış. Onun dışında renk aktarımı ve doku denemeleri yapmış. Muhtemelen farklı materyaller ve doku çıkarıcı malzemeler de kullandı. Ve belli ki bir aşama değil birkaç aşamada oluşturduğu bir monotip doku arayışı çalışması. Renklerde, dokularda gayet güzel. Evet hocam. Verimli. Buradaymış. Farklı farklı malzemeler kullandım. Hocam perde parçası, kürdan. Ondan sonra poşet. Çok farklı malzemeler kullandım. Onlardan böyle şeyler yaptım hocam. Aşama aşama renk renk. Farklı bir şeyler yaptım. Verimli bir süreç olduğunu hemen hissettiriyor görsel bize. O açıdan tebrikler Rahime. Teşekkürler hocam. Sonraki çalışma Seda Deli'nin afiş çalışması. Bu sanırım bir marka çalışması herhalde. Hocam merhabalar. Merhabalar buyurun. Öncelikle pandemi sürecinde hocalarımızda değişiklik olmuştu. Bu yüzden çalışmalarımızın bazısı Taylan Hoca'yla, bazısı Bayram Hoca'yla olan çalışmalardan oluşmakta. Bayram Hocama ve Taylan Hocama katkılarından, emeklerinden dolayı ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bu çalışma ürün üzerine yaptığımız bir afiş çalışmasıydı. Buradaki kompozisyon yani tabak, domates, salatalık görünenler çekimi bana ait, kompozisyon da bana ait. Bu şekilde bir afiş tasarımı yapmıştım. Diğer çalışmada desil çalışması üzerine. Bunda da oyun kolunu tercih ettim. Bu şekilde hocam böyle bir çalışma yapmıştım. Tebrik ederim çalışmada. Teşekkür ederim. Güzel çalışmalar oldu. Sıradaki Sema Nur Yavuz'a ait bir çalışma. Dijital kolaj. Sema Nur aramızda mı? Sema Nur sanırım ortamdan dolayı sesini açamıyordu. Bu tamam. Dijital manipülasyon konumuz vardı. Photoshop programını öğrenmeleri için hafif bir giriş yapmıştık. Orada tasarladığı bir çalışma. Bana bir şeyler göndermişti. Hatta şöyle bir metin yazmış. Eğer okumamda sakınca yoksa. Buyurun hocam buyurun. Okuyayım. Bu çalışmamda bağımlılığı ve kulak kuraklığı anlatmak ne okuduğum bir kitapta televizyonun beyni küçülttüğünü vurgulamak
istemiş. Sanırım kuraklıkla beynin çürümesi işte o nöral ağın kurumasını birbirine yedirdiği bir çalışma olsa diye düşünüyorum. Olsa gerek diye zihinsel düşünüyorum. Kuraklık belki de. Evet, evet tam olarak. Akılcıl bir şey aslında tasarım. Seman Hanım'ın bir sonraki çalışması yeniden üretim. Çalışma bu sefer günümüz problemlerine belki Mara'nın ölümünde imaj olarak görüyoruz. Bunlar nedir? Faturalar, bunlar antidepresanlar. Değil mi hocam? Evet, kesinlikle. Güncel sorunlardan işte geçim sıkıntıları yaşayan bir insanın Mara'nın intiharına sebep olduğu metaforunu sembolik aktarmış. Evet, evet sembolik planda anlattı. Evet. Sevda Kılıç'a ait 1002 adlı çalışmaya bakıyoruz. Monotip baskı. Yani renkleri çok güzel tercih ettiğini ve lekeleri güzel kullandığını görüyorum hemen. Teşekkür ederim hocam. Sevda buyurun. Merhabalar hocam. Hocam baskılık tekniği. Daha önce ikinci sınıftayken fotoğraf dersini aldığımda onunla ilgili çektiğim çekimlerden bir kare bu. Şanlıurfa Harran ilçesine ait bir çekimdi. Dijital ortamda ayarladım. Renkleri böyle daha soft kullanmayı tercih ettim. Cam üzerine yapılan bir baskı. Öyle. Ben başarılı buldum çalışmanı. Ve keyifli, izlemesi de keyifli. Eminim onun yapım süreci de keyifli olmuştur. Bir sonraki çalışma Epsilipris'i sanırım. Değil mi? Evet. Evet. Bunun ne için? Balık imgesi kullandım ve kendime hitap ettim. Çünkü bu pandemi sürecinde o kadar psikolojik olarak sıkıntılar yaşıyoruz ki ben balık havzalı olmayı tercih ettim. Hani unutmamız gerekiyor çünkü bir şekilde hayat devam ediyor ve bu psikolojik sıkıntının içerisinde daha ne kadar kendimizi çökertebiliriz ki. Bu yüzden hani unutmayı tercih ettim. Balık ama bunu hatırlamak için başvurduğumuz bir nesneye tasarlamışsın, kitaplara yani bir yerde. Evet, o açıdan da çift yönlü bir anlam oluşturmuşsun. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sevda'nın bir sonraki çalışması Girdap. Yine balıkları burada tercih etmiş. Evet. Ya hocam Girdap yani pandemi bizi birlikte içine çekti. Bilmiyorum hepimiz çok sıkıntılar yaşadık ama hani bulunduğumuz konum ve coğrafyadan dolayı daha çok sıkıntıya düşen insanlar da var. Dedi ki hani bir balık havzalı olmayı tercih ettim. Bu yüzden balık imgelerine daha çok yoğunlaştım. Ya hayat bir şekilde devam ediyor ve bunu idame etmemiz gerekiyor. Bu yüzden hani böyle bir şekil kullandım. Baskı yaparken gerçekten unuttuğumu ve çok iyi geldiğini hissettim. Çalışmaları yaparken Özlem Hoca'nın desteğini hani inkar eden gerçekten yok olsun. O kadar çok destek verdi ki bize bu süreçte. Her türlü, her ders o kadar öğretici ve eğitici olduk. Ben bu konuda hakkını söyleyemeyeceğimizi düşünüyorum. Bu konuda çok teşekkür ediyorum. Hani inşallah Eylül'de okul açılır ve linör çalışmalarımıza devam ederiz. Bu çalışma da cam üzerine yapıldı. Daha sonra da balıklar şablon olarak ayarlandı. O şekilde yaptık yani inşallah. Tebrik ederim. Yine ellerine sağlık. Yine olanaksızlıklar içerisinde o eksikliklere rağmen iyi çalışmalar ürettiğinizi görüyorum. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Seyfullah Yüz'ün Brown 2 çalışması 35 Eylül'de monotip linear baskı olarak tasarlanmış. Evet, merhaba hocam. Merhabalar. Buyurun Seyfullah. İzniniz olursa kısa bir şeyler söylemek isterim. Buyurun, buyurun. Henüz mezun olma noktasında olan bir öğrenci olarak 4 yıllık güzel bir zamanın sonuna geldik. En azından son sınıf arkadaşlarıma içerisine katarak. Bu zaman dilimi içerisinde tüm hocalarım bizlere ellerinden gelen en imkanları sunmaya çalıştılar. Öncelikle hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Ve bizlere bu kadar uzaktan bu denli güzel sergi imkanlarını sunan Bekir hocama, Taylan hocama ve siz İbrahim hocama ayrıca çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ders ve sergi kapsamında Özlem hocamın ilk yıllardan bugüne kadar bir öğretmen olarak her zaman özel bir yeri olmuştur eğitim hayatımda. Çünkü
çok hassas yaklaştı. Çoğu zaman sorumsuzluklarımıza rağmen bizleri asla incitmedi ve en iyisini öğretebilmek adına, en kalıcı hale getirebilmek adına yüz yüze dönemde de, uzaktan eğitim döneminde de asla derslerinden, anlattıklarından, kazandırdıklarından eksik kalmadım. Çünkü bunu güzel tecrübesiyle bizlere en iyi şekilde aktarmayı her geçen gün hedefledi. Bundan sonraki hayatımda her zaman bir Özlem Hocam olsun isteyeceğim galiba. Ve hocama ayrıca sonsuz minnettarlığımı ve teşekkürlerimi iletmek isterim. Nazik sözler için çok teşekkür ederim ben de. Baskılara gelecek olursak hocam, ağaçlar ve ağaç dokuları bana karmaşanın estetiği gibi geliyor. Bu yüzden son iki dönemde ağaç dokularına baskı dersinde yönelim sağladım. Bir diğer sebebi ise galiba bu dönemde betonlar içerisinde sıkışmamız olabilir. Bir özlem diyebilirim. Toprağa bir gönderme var belki renkli birlikte. Aynı zamanda ağaç bedenlerinin kahverengisine, yani doğaya. Evet, değil mi? Hocam. Bir sonraki çalışma eksilipris çalışması. Ben eksilibrislerde insan formlarını farklı şekillere ve pozisyonlara sokmaya çalıştım bu süreçte. Hem eğlenceli hem de duygusal oldu, bir öğrencinin pandemi sürecindeki çabası gibi. Sonrasında baskı dersimizde çizgisel ve grafiksel olarak kendimizi aradığımız bir dönem geçirdik. Birçok farklı baskı tekniğiyle özgün çalışmalar üretmeye çabaladık. Ev ortamında kağıt üzerinde birçok şey oluşturulabilse de Özlem Hocam'ın başlangıçta ifade ettiği gibi baskı dersi diğer dersler gibi değilmiş. Bunu çok iyi anladım. Özel bir ders ve atölye ihtiyacının daha çok anımsandığı bir ders olduğunu düşünüyorum. Bunun en büyük sebebi baskıyı bir ortamda veya bir mekanda çok daha geniş bir alana yayarak çalışma zorunluluğu kılması ve birçok atölye materyali herhalde. Buna rağmen bir şeyler ürettik. Hatta çok şey ürettik. Tüm arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Nitelikli ya da niteliksiz oldular. Umarım beğenmişsinizdir. Herkese çok teşekkür ediyorum. Her birini nitelikli buluyorum. Ayrıca her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. İbrahim Hocam. Buyurun hocam. Seyfullah'ın üzerine küçücük bir söz almak istiyorum. Belki az önce görmüşsünüzdür. Ben neredeyse ağlayacaktım. Çok duygulanırım böyle şeylerde. Söylemiş olduğu güzel sözler için beni yüceltti. Tüm duygularımız ve tüm düşüncelerimiz karşılıklı. Seyfullah da gerçekten Ayhan Hoca'nın da söylediği gibi hem çaba açısından hem de kafasının çalışma biçimi açısından özel öğrencilerimizden biri. İyi ki onu tanımışım ve iyi ki onunla çalışmışım. İlk çalışması için özellikle şunu söylemek istiyorum. Karışık teknik bir çalışma, linol ve monotip baskı. Her iki tekniği çok güzel harmanladı. Monotip etkiyle yarı şeffaf bir alan sundu bize. Linol ev ortamında da olsa dediği gibi kendi mevcut elindeki materyallerle linolünü oydu. Dokusal anlamda ve derinliksel anlamda çok başarılı bir çalışma. Ama ben özellikle ekstribisini çok beğeniyorum. Kendisine ithaf etti ve bu pandemi sürecinde figürün almış olduğu şekil, ama dediği gibi yani bir öğrenci olarak bu pandemi sürecinde o kadar çok çabaladılar ki kendilerini resmen yoktan var ettiler gibi oldu. Eğilip bükülerek kendi elmaslarını oluşturdular. Yani bu kadar yalın, bu kadar sade, bu kadar güzel anlatılırdı diyorum. En başarılı bulduğum çalışmalarından biridir. Tebrik ediyorum kendisini. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Seyfullah, tebrikler, teşekkürler. Yine görüşürüz umarım. Seyfullah'ın bir sonraki çalışması bir tane daha varmış. Bu sefer ağaçları renkli kurguladığını görüyorum. Seyfullah, buyurun. Sizden. Evet hocam, bu da monotip ve şablonu karışık teknik olarak kullandığım bir çalışmam. Dediğim gibi ağaçlar çok ilgimi çekiyor benim her zaman, o dokuları. Kompozisyonda renkleri güzel yerleştirdiğini görüyorum. Dengeli yerleştirdiğim. Buna dikkat etmişsin özellikle sanırım. Katman evet, katman hocam. Çalışılmış. Çok başarılı. Başarılı. Gerçekten tebrik ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Sıradaki çalışma Şevval Özmert Gürt'ün izometrik oda tasarımı dijital resim. Şevval de aramızdaysa onunla katılıyorum.
yapabiliriz. Yine diğer çalışmalarda olduğu gibi bir oda tasarımı. Burada sanırım bir multimedya odası burası. Hazmat çalışma odasıdır. Orada ilginç olan televizyon olmayıp çiçeğin olması. Evet, evet. Çiçeğin tam evet, sehpanın ortasında. Hı-hı. Evet. Güzel, evet gerçekten güzel bir esir olmuş. Bir sonraki çalışma Şeyma Nur Bilgin Doğuş isimli çalışması 57'miş. Monotip baskı yine. Ben figürü sıra dışı bir logo yaparak biçimlediğini görüyorum. Özgün bir biçimleme olduğunu söyleyebilirim. Yine ikinci sınıf öğrencilerimizden. Evet. Yani ilk deneyimleri ev ortamında deneyimlediler. Monotip ve anladığım kadarıyla şablon baskı karışık teknik uygulamış. Bu yıl daha iyilerini yapacağız diye düşünüyorum. Şeyma Nur Bilgin'i tebrik ediyorum. Bir sonraki çalışma Ulaş Sızmaz'a ait. Mirrors isimli çalışması. Şablon baskı. Sanırım ayna karşısında kendine bakan bir figür resmetmiş burada. Şablon baskı olarak. Ulaş buradaysa dikkatlerini alabiliriz. Sonraki çalışma Veysi Yeşilyurt'un Ahenkli Kaos. Burada bir renk cümbüşüyle bir kaotik bir ortamı bir araya getirmeye çalışmış. 17-25 monotip baskı. Yasemin Demircan'ın Göç çalışması dijital tasarlanmış ve fırça vuruşlarıyla belki bir kuş figürü belki oluşturmaya çalıştığını söyleyebilirim. Evet, deneysel tipografi evet. Çalışması kendisinin. Y harfiyle. Sanki evet, bana da Y harfi gibi geldi. Bazı yerlerde Y harfini parçalamış. Bir kuş figürü oluşturmuş. Sanırım o yüzden göç adını vermiş çalışmasına. Gayet güzel bir çalışma, minimal. Gayet güzel, minimal ve leke olarak da güzel bir durum. Evet. Yasemin Demircan'ın yığılma çalışması. Yine tipografik bir çalışma. Yığılma ama normalde yığılma aşağı doğru olur ya, bu biraz daha şey gibi olmuş, ısınan havanın yükselmesi gibi. Yukarı evet. Doğru yığılmış. Belki tipografi kendi başına o etkiyi sağlıyor. Belki de. Tipografinin kimyasal evet. Dışa vurulması. Yusuf Pehlivan'ın ürün afişi çalışması, meyve suyu. Evet. Sanırım Yusuf, buyurun. Hocam öncelikle katkılarından ve emeklerinden dolayı Bayram Hocam ve Taylan Hocama çok teşekkür ederim. Bu çalışmada ürün akışı tasarlamasını kendi çektiğimiz fotoğraflarla gerçekleştirdik. Burada portakal kabuğu ve ürünün kendisini ben kendim alıp soyaraktan portakal kabuğunu sarmaladım. Ve bunu kürdanla yaptım. Ve direkt o objeyi o şekilde fotoğrafını çektim. Daha sonradan Photoshop'tan işte ışık dengelemesini sağladım. Çok ağır bölgelerin olmaması için. Bu şekilde yaptığımız bir ürün afiş tasarımıydı. Ama çok başarılı bence. Hani animasyonlarla, bu reklamlarda yapılan birçok bilgisayar ortamıyla yapılan şey sen... Gerçekten bir kabukla, cüdanla tutturarak yaptığını söylüyorsun. Baştan evet. Çok başarılı. Sadece arkadaki o meyve suyu ve portakal görüntüsü hazır. Ama ürün kutusu ve portakal kabuğu gerçek. Ben kendim fotoğraflayaraktan katkıda koydum. Başarılı olmuş. Tebrik ederim. Virüs olarak tasarladığın bir afiş çalışması sanırım. Evet hocam. Bu da Art Deco çalışmam. Bunu koymamın sebebi de son zamanlarda biz bunları yaparken bu pandemi olayları çok şey olmamıştı. 1-2 haftalığına bir tatil verilmişti. Bu çalışmayı da şu an içerisinde bulunduğumuz durumdan ötürü koymak istedim. Özgürlük heykeliyle bağdaştıraraktan.
öngörüsü yüksek bir çalışma olmuş bence pandeminin başında yapmana rağmen. Yani biraz öyle oldu hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun katkılarınızdan dolayı. Tebrik ederim. Zehra Şen'in Simiç isimli çalışması. Bu da monotip baskı. Yani yine renklerin güzel tercih edildiğini görüyorum. Aynı zamanda kompozisyon olarak da gayet başarılı tasarlandığını söyleyebilirim. Ve sevinç kavramıyla da birlikte düşündüğümde güzel bir çalışmayla karşı karşıyayız. Zehra buradaysa onun da katkıları alabiliriz. Özlem hocamız. Sanırım Zehra yok. Şablon baskı tekniğiyle yapılmış bir çalışma. İkinci sınıf öğrencimiz. Oldukça da temiz çalışmış. Kurgu da güzel, kompozisyon da güzel, teknik açıdan da güzel. Çok da bir yorum yapamıyorum. Ellerine sağlık. Matisse'in var diyor hocam el ele. Dans. Dans. Onu hatırladım. Evet. Hiç benzemiyor ama hani neşesi. Neşesi evet. Son çalışmamız var ki son çalışmalardan bir tanesi Zeynep Çakır'ın Büyük A isimli çalışması. Bir tipografik, deneysel tipografik çalışması. Değil mi hocam? Deneysel tipografik çalışması, evet. Yüksek lisans öğrencilerinden Zeynep. Kendisi az önce yazdı, yoldaymış galiba. O yüzden sesi açamayacağını söyledi. Bunların tuval üzerine yapılması da hocam bence çok önemli. Yani tabii, küçük yani kağıt değil. Sanat... Hı-hı. Evet. Ha? Sözünü böldüm, kusura bakma, sen devam. Yok estağfurullah, buyurun hocam. Yani sanat tarihi içinde özellikle yakın dönemlerde çokça uygulaması yapılmış çalışmalardandır tuval üzerine. Yani geleneksel teknikleri kullanarak işte tipografik çalışmalar yapılması. Bu yüksek lisans öğrencilerinle bu ders kapsamında o sanatçıları da incelemiştik. İllaki etkilenmeleri olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü iyi sanatçıları incelemiştik ve çalışmaları çok güzel. Ben açıkçası beklediğimden çok çok iyi çalışmalar çıkardılar. Hepsine tek tek Zeynep son öğrencimizdi. Serginin son çalışmasından birisi bu. Yeri gelmişken teşekkür edeyim dedim öğrencilere. Çok de özverili çalıştılar. Çok güzel çalışmalar çıkardılar. Her birine teşekkür ediyorum. Ben de güzel çalışmalar için. Teşekkür ediyorum Zeynep'e. Sessiz Pe. Bu çalışmanın ismi de. Sessiz Pe. Bazı yazılar var, bazı metinler var ama dediğim gibi yani onların okunması çok önemli değil. Önemli olan genel işte resimsel açıdan ne yansıttığı, ne gördüğümüz. Vardı ya hocam, ilkokulda yapardılar herhalde. Yani sesi yok. Aklıma geliyor. Sessiz P. Zeynep öğretmen, belki onun şeyi vardır etkisi. Belki olabilir. Tebrikler. Ve böylelikle sergimizi sergimiz bitti. Ben sabrınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yine ben hocalarıma söz vererek sergiyi kapatmak istiyorum. Önce Özlem hocama ben sözü vereyim. Özlem hocam buyurun. İbrahim hocam, yaklaşık 2 saat sürdü sanırım değil mi hocalarım sergimiz? Evet. Çok sayısal olarak dolu bir sergiydi. Sadece sayısal olarak değil, bence niteliksel ve niceliksel olarak da gayet güzel bir sergi oldu bu pandemi dönemi olmasına rağmen. Emeği geçen herkese, her bir öğrencimize ayrı ayrı, Taylan hocama özellikle. Hocam 2 saattir muhteşem sunumun için sana, Bekir hocama ve bu imkanı sağlayan fakültemize çok çok teşekkür ediyorum. Mezun olacak öğrenciler için bir şey söylemek istiyorum. Onlarla daha fazla vakit geçirmek isterdim. Gerçekten yolları açık olsun. Bundan sonra kendileri için her ne planlıyorlarsa planladıkları ölçüde devam etsin eğitim yaşamları diyorum. Her biri pırlanta gibi öğrenci ve yakın tarihte onlarla ilgili çok güzel duyumlar alacağımıza inanıyorum. Yolları açık olsun. Tüm öğrencilerimize de iyi tatiller diliyorum. Kıymetli öğretim üyesi Özlem Coşkun hocamıza bu umutlu konuşması için ben teşekkür ediyorum. Ve sonrasında sözü kıymetli yardım
Doktor öğretim üyesi. Evet, doktor öğretim üyesi. Eski yardımcı doçent ünvanı. Evet. Taylan Güvenir hocam. Önemli olan evet. İyi isimler, evet. Kişiler. Ben de Ayhan Hoca'ya SBK'yı ne diyeyim, avantgard bu sanat portalını fikrini ortaya attı ve bunu ısrarla arkasında durduğu için teşekkür ediyorum. Gerçekten şu süreçte bize can suyu oldu. Bu kurduğu platformdan dolayı öncelikle kendisine teşekkür ediyorum. Özlem Hocam'a girişte teşekkür etmemiştim. Onda gerçekten büyük emekleri var çalışma. Bu serginin açılması sırasında ona da teşekkür ederim. Bekir'e bütün emeklerinden dolayı bu sergiyi hazırlama sürecinde yordu kendisini. Ona teşekkür ediyorum. Bütün öğrencileri tebrik ediyorum. Çok güzel bir sergiydi. Devamını diliyorum. Mezun olanlara da umarım önümüzdeki yıllarda yani fakültemizde bağlarını koparmazlar ve yeni çalışmalarını tekrar görürüz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkürler hocam konuşmanız için. Ve son olarak kıymetli hocamız Profesör Doktor Mustafa Cevat Atalay hocamıza ben sözü bırakıp izninizle etkinliğimizi sonlandırmak istiyorum. Hocam buyurunuz. Çok teşekkür ederim İbrahim hocam. Şimdi arkadaşlar bir üniversitede esas üniversiteyi değerli kılan şey hocaları ve öğrencileridir. Benim gördüğüm kadarıyla yani her zaman söylüyorum binalar, mekanlar çok bağlayıcı değil aslında. Esas önemli olan hocaların yetişmişliği, görgüleri, entelektüel birikimleri ve düzeyleridir. Benim resim bölümündeki hocalarda bu çok iyi gözlemlediğim bir durum. Kendilerini yetiştirmiş hocaların eğitimi altında öğrenciler gayet güzelce yetişiyorlar. Özellikle bu sergide de onu fark ettim. İşleri tek tek inceleme fırsatım oldu. Şöyle söyleyeyim, her derste öğrencilerin farklı şeyler öğrendiğini ve uyguladığını gördüm. Özellikle iki dersin bağlamında da ev uygulamalarında farklı işler çıktığını gördüm. Bazı öğrencilerin resim atölye dersine girdiğim için mesela o öğrencilerin baskıda ne tür işler çıkardığını bilmiyordum. Bu anlamda iyi oldu. Baskı tabii çok önemli, özgün baskı dersi. Özgün baskı dersi olmazsa bir öğrenci resmi tam olarak anlayıp uygulayıp yorumlayamaz. O yüzden özgün baskı çok elzem bir derstir. Aynı şekilde Taylan Hoca'nın verdiği ders de çok önemli. Çünkü o da tasarıma, yeni bir kompozisyon anlayışına farklı bir bakış açısı getiriyor öğrenciler açısından ve farklı materyallerle düşünmesini sağlıyor. Aynı zamanda soyutlamayı daha fazla öğreniyor. Dolayısıyla iki derste de öğrenciler çok güzel gördüğüm kadarıyla işler çıkartmışlar. Bunların düzeyleri tabii iyi kötü diye sıralanabilir ama benim kanaatimce bu bir ev çalışması olarak, bir ev içinde, ev ortamı içinde olarak özel çalışmalar. Yani bunlara belki sınıf ortamında çok daha fazla müdahale edebilirdi öğrenciler, arkadaşları, ortamları ama bana göre ev çalışması için gayet iyi çalışmalar ve bir noktaya vardığını gördüm. Mesela öyle büyük özgün baskılar vardı mesela, o çok dikkatimi çekti benim. Çok güzeldi, gayet güzeldi. Ne Taylan Hoca'nın yaptığı çalışmalarda çok özgün, piyasaya dönük tasarım anlayışını gösteren veya yeniden tasarlanan işler de vardı. Çok tebrik ediyorum herkesi. Ama öncelikle diğer tebrik edeceğim kişiler de öğrenciler. Öğrenciler de çok güzel çalışmışlar. Yine bu serginin sunumunu yapan İbrahim, sana teşekkür ederim. Çok güzel emek veriyorsun gerçekten saatlerce. Bekir'e çok teşekkür ediyoruz. Valla güzel olmuş. Elinize sağlık. Çok teşekkürler Mustafa Hocam. Değerli hocalarım katkıları için her birine ayrı ayrı teşekkür ederim. Şu anda 19 kişiyiz. Biraz azaldık. Ben sabırla dinleyen herkes için teşekkür ediyorum. Herkese katılımlarıyla tebrik ediyorum sergiye.
Girin daha bir etkinliğin daha sonuna geldik. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Esen kalın.